hareket etmeyeceğiz. Fakat Pentagon'dan diğer kurumlara nazaran yapılan açıklamada şu yer aldı. Amerikan Hava ve Kara Kuvvetleri ek olarak İsrail'de konuşlandırılmıştı Hala şu an orada mevcut şekilde duruyorlar. Geri dönmediler. Amerikan Hava Yolu Şirketleri de Televi'ye uçuşları iptal etti ve Amerikan medyasında NBC'nin önemli kaynaklarına göre daha da bu gerçekleşti. Daha önce e, İran'ın vurduğunu söyledi ve bu gece vurulması bekleniyor şeklinde NBC'nin bir açıklaması var. Diğer Amerikan medyasına aktığımızda herhangi bir açıklama böyle yok. Fakat NBC bu akşam vurulacak diyor. E, Biden'ın e, görüşmesi hala Çek e Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Kendisi yeni bir açıklama yapmadı. Amerikan kurumlarından da dediğim gibi aktaracaklarımız bu kadar. Fakat kurumların e, Biden'ın kurmaylarında terkuzda olduğunu İsrail ile e, yakın olarak takip ettiklerini belki bir telefon görüşmesi gerçekleşebilir, gerçekleşmez. Fakat ilk başta kurmayların e, bakanlar seviyesinde bir konuşma gerçekleşebileceğini söylüyor. Çünkü e, dün e, Dışişleri Bakanı Amerika'nın ve Savunma Bakanı görüşmüştü. Fakat e, kendileri biz yeni bir e saldırı olursa İsrail ile birlikte İran'a saldırma şeklinde Amerikan kurumları açıklama yapıyor. En önemli burada Pentagon dakikalar öncesinde Savunma Bakanlığının Pentagon'un basın toplantısı bitti ve kendisi NBC'nin haberini doğrulamadı. Eğer bir doğrulatma kaynağı arıyorsanız bunu İsrail'e sorun. İsrail ile birlikte bu konuyu e, cevap alabilirsiniz şeklinde bir açıklama yaptı. O yüzden Amerika eğer böyle bir İsrail'in vurması gerçekleşirse biz oyunda yokuz. Hazırlıklar sürebilir ama biz bunda yokuz açıklaması yaptı. Amerikan medyası ise e, vurulacağını iddia etti. Dediğimiz gibi daha önce bilmiş hafta sonu gerçekleşti. Bakalım yakından takip ediyor olacağız. Ama e, evet. siber saldırı seçeneği erken saatlerde Amerikan medyasında da yer almıştı. İsrail e, Hepsini değerlendiriyor. Tüm seçenekler masadaydı. Fakat Netanyahu'nun yoğunlaştığı tekrar bir saldırı olabilir. Karşı saldırı. Bununla ilgili Pentagon en son bir açıklama yaptı. Amerika bu savaşta olmayacak. İsrail vurulsa da direkt kendilerine sorun. Amerika'nın, İsrail'in şu an vuracağına yönelik bir bilgi yok. Bizim tarafımıza bir bilgilendirme gelmedi. Ya da geldiyse şu an henüz gazetecilerle ve Kamuyla açıklamıyorlar ama Amerika oyunda olmayacak şekilde e, iddiaları var. Bakalım e, eğer böyle Şimdi, bir şey gerçekleşirse göreceğiz. Anıl Sural birazcık bilgileri artıralım. Anadolu Ajansının e, Kudüs Bürosu'nun geçtiği haberleri de söyleyelim. Aslında son dakika bandında arkadaşlarımızın ifade ettiği şey de e, bu. İsrail'den hava kuvvetlerinin İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdiği bilgisi var. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıklar tamamlandı. İsrail Devlet Televizyonu Kan yaptığı yayında İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu. Şöyle anlamlandırmaya çalışalım. İsrail öyle bir saldırı yapacak ki İran karşı koyamayacak, karşılık veremeyecek. Bölgeyi de kapsamlı savaşa sürüklemeyecek ama İsrail'in saldırısı. İsrail'in dediği kadarıyla. Ve cevapta veremeyecek. Büyük bir etkiden bahsediyoruz herhalde. İran'la gerginliğinin tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikinci duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında. Yani biz ikinci plana çekiliyor görmüyoruz diyoruz ama İsrail Gazze'yi yok etmekte kararlı. Oranın da göz ardı edilmesini istemiyor açıklamasında. İsrail'i yetkililerin İran'ın İlk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi haliyle verilmemiş. Ee, İran'da suikast operasyonları ya da geri çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edilmiş. Nereden baksak oklar sizi gösteriyor İpek Hanım bu anlamda. Yayında bilgisine başvurulan bir İsrail yetkili ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin de altını çizmiş. Şimdi son dakika bandımıza da arkadaşlarım birçok bilgiyi şimdi yazacaklardır. NBC'yi de yazalım çünkü... Burada çatışılan nokta şu, İsrail biz vuracağız diyor. NBC İsrail vuracak diyor. Amerikan makamlarının her biri de aşağı yukarı şunu söylüyorlar. Biz vurabilir İsrail bir şey yapamıyoruz. Çünkü başkanın telefonunu da açmıyorlar. E, Mealen söylüyorum, kabaca söylüyorum. Ama biz saldırıda bulunmayız. E, ama karşısından bir saldırı olursa da savunma konusunda da kimsenin geri durmayacağını da biliyoruz. Bir önceki örneğinden olduğu gibi. Yani İsrail saldırıda öyleyse yalnız hareket edecek en azından Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının içinde düğmeye basan taraflardan biri olmayacak. Hatta dünya kamuoyuna da diyor ki bu dünya için iyi olmaz. Biz İsrail'e yapmamasını söylüyoruz. O da bizi dinlemiyor. Yanlış söylersem anı sural, lütfen düzelt. Hani halk diliyle mealen açıklamaya çalışıyorum. Hani biz kontrol edemiyoruz ya da etmek istemiyoruz. Sonuçta işe de doğrudan savunma kısmında varız, saldırı kısmında yokuz. İsrail de sözümüzü dinlemiyor, telefonlara karşılık vermiyorlar. Biden'ın araması bekleniyor ama en önemlisi İsrailliler de şunu kuruyorlar aynı anladığımız kadarıyla. Diyor ki ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğini de altına çizmiş. Yani eğer saldırırsa Washington'ı da bilgilendirecek İsrail ya da bilgisini verdi saldıracak. Öyle mi anlayalım? Ne dersin Anusura? Canım hava sahası kullanacak Müdürhan indiren... ya... Suriye'nin. Anusura sendeyiz. Bazı Amerikan medya kuruluşları da Biden'ın aslında bugün ateşkes değil daha önce de Gazze'ye biliyorsunuz Ramazan sürecinde söylediği geçici olduğu kalıcı o ateşkesi aslında Netanyahu'nun Biden'e ve Amerika'ya karşı e, vurmamaya ihtimali de olabilir, elini güçlendirmeye çalıştı diye Amerikan medyasında bazı haberler de var. E, NBC kesinlikle vuracak diyor. Bazı medya kuruluşları ise Netanyahu e, Amerika'ya karşı e, ateşkes istemiyor ve kendi elini güçleştirmek için geri vurmamanın bazı bedellerini belki İsrail'e yardım ya da bu ateşkesin gerçekleşmemesi için bunu bir pazarlık unsuru olarak da kullanmak isteyecek ya da vurursa en az seviyede vuracak ee, ve bunu Ana Sural'la bağlantıyı kaybettik. O geri gelecektir ya, tek, demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de internet kesilebiliyor. Evet. Ana Sural son birkaç cümle gitti. Ama hala donuk sanki. Ve Neyse Anıl'a da bir garanti diyelim ondan sonra dönelim. Evet Hasan Bey bir şey diyordunuz. Teknik bir soru. Çaldım. Ama sorunun yanıtı soruyu sorun. Nuran'ın konusunu ondan sonra yanıt alalım. A, peki, peki. Yok yok şimdi hava kuvvetleri uçaklarla İran'ı vuracak ise hangi hava hava sahasını kullanacak yani o? Tamam. E, şöyle hangi hava sahasından ziyade onun cevabı şöyledir Üstad Kullandığınız hava kuvvetleri uçağın bir havada kalış süresi, imkan kabiliyeti, gidişi, dönüşü ne en uygun hava vasıtası varsa o rota kullanılır. Yani burada buna cevaz verecek rota elinizdeki kullanacağınız uçağın havada kalış süresi, gidişi, dönüşü süresi artı savaş imkan kabiliyeti maksimum olabilecek bir takım özellikleri de kapsayan hangi hava vasıtası varsa gidebileceği rotalar da buna göre belirlenir. Yani Türkiye hava sahasını kullanıp İran'a Ya yo, yo, o, o Türkiye e, Türkiye böyle bir durumda e, asla ve kata tarafsızlığını Yok, bozmaz. Onu kastetmedim işte. Onun için diyorum İran İran'ı vuracaksa Suriye e, Irak üzerinden vuracak. Yani Amerika ile işbirliği içerisinde yaptı. Yine bir Yani ya gö, gö görünen yapabilir. orada. Aa, bir de yani ben bakın. onu anladım zaten. Çok ben... Yani karşılık veremeyecek diyor mesela İran. Ben, ben ben, öyle aynı anladım. şey aklıma geldi İpek Hanım. Biz burada belki bir e, şey e, yanlış bir istikamete gittik. Şöyle ki karşılık vereceğim evet ama İran ana karasını vuracağım demiyor. Demiyor. Yani öyle bir yer vuracağım ki cevap vermemek nokta, gibi bir nokta. Yani bu çok zaten. farklı bir başka bir şey olabilir. Evet. Hatta, yani dediğim gibi bir siber saldırı da yapılabilir. Benim aklıma da o geldi İpek Hocam. Süleyman Salih Hocam kusura bakmayın ikili konuşma gibi oldu ama. Neyse. Yani harbin illa ateş unsurlarıyla can kaybına sebep bir şekilde değil. Evet. Siber savaşa da elektronik harp şeklinde de bir çökertici bir saldırı şeklinde de bir en azından ben karşılık evet. verdim olmasın diye yapılabileceğini öngörüyor. Ben de öyle Ama ben İran'ın ana karasını vuracağım diye demiyor. Bakın bu çok aslında söylemez de ayrı bir onu konu ama yani karşılık veremeyecek bir noktaya getirmek istiyor. Evet. Neden biliyor musunuz? Onu da izninizle açayım. O da bakın çok önemli bir şey var orada. Eğer siz öyle bir yaparsanız karşılık vermeyeceksiniz. Ne olursa karşılık veremezsiniz. 51. maddeye harekete geçirecek bir şey yapmayacağım diyor size yani hı hı. ülkenize silahlı saldırı yapmayacağım yaparsa ülkenize cevap vermek durumunda kalırsınız. Ne müdafaa hakkı doğurmayacağım. Bravo, o değiller. Başka bir şey düşünüyor. Başka bir hedef olabilir. Nur Hanım. Ee, benim notları da vardı aslında iki tane ben farklı konuyu gündeme hani. Önceki çalışmalarımda da not almıştım. Birincisi aslında yine siber <laughs> saldırılar e biliyorsunuz artık dünyada beşinci kuvvet olarak adlandırdığımız bu siber saldırılar <laughs> ve e, bu harbın e, yansımalarını İran, İsrail üzerinden zaten biliyorsunuz akaryakıt sistemlerine şu an o SCADA sistemlerine sızarak orada bir yüzde yetmişlik oranda oradaki petrol işte alımını ya da işte akaryakıt sistemlerini çökertmiş durumda. Buradaki saldırıdan kasıt birincisi bence yine dediğim gibi 5. kuvvet olarak artık dünyada çokça birçok ülkenin önceliklendirdi. Çünkü düşünsenize de 100 milyon dolar e, harcayıp bir füze fırlatmak yerine ve oradaki can kaybını da yerine ama onun yerine bir 100 dolara bir domain ya da bir sonucu satın alıp oradan ülkenin bütün sistemlerine işte o skada sistemi saldırısı dediğimiz o network sistemlerine <laughs> sızarak oradan büyük bir harbada sebebiyet verecek ki bu da zaten e, ülkenin içindeki karışıklıklara oradaki network'üne işte kendi özel güvenlik alanlarına nükleer sistemlerine kendi Elektrik devlet tesisleri. devletsel bütün üretim tesislerine oradaki yaşam alanlarını etkileyecek önemli yapıların networklere sızarak da orada büyük bir saldırı yapabilecektir bu. Bunun birinci göstergesi. Bence bu anlamda İsrail'in şimdiye kadar sadece yakın zamanda değil çok uzun yıllardır bölgede, uluslararası alanda da İsrail'in bilgi güvenliği hem siber güvenlik alanında lider ülkelerden birinde olduğunu düşünürsek bu anlamda güçlü de elleri de güçlü. İran'ı bu anlamda zorlayacak bir saldırı da olabilir. Ya da diğer taraftan ben Çağlar Hoca harita başındayken aklıma geldi o an. Özellikle bu zamana kadar yapılan işte tiyatro ya da tatava bu kadar yapılan tatavanın bir gerekçesi ya da bir çıktısı olacak. Bu anlamda da özellikle biliyorsunuz İran'ın ee, bu milis güçlerine milis, paramilisler milislerine güçlü olması ve birçok bölgedeki terör örgütleriyle yakın iletişimde olan İran'ın özellikle Lübnan, Suriye ve Ürdün toprakları üzerinden aslında kendi karasal alanın toprağını yayma faaliyetleri açısından da oraya bir saldırı e, bunu gerekçe göstererek İran'ın o bölgedeki varlığını ya da işte bahsettiğim milis güçlerinin oradaki e, varlığını bahane ederek de o topraklara da saldırı e, yapma planı olduğunu düşünüyorum. Evet, gündemin buydu. Çok çok teşekkür ediyorum. Demin Anıl Suralla konuşmaya başladık bir yerden sonra bağlantıyı kaybettik, kaybettik. Şimdi yeni bir gelişme olmazsa en azından bu bahisle ilgili onun son cümlelerini de alalım. Çünkü arkadaşlarım yayınla ilgili bir başka konu başlığına da vakit kalmaz diye bir açalım, oradan devam edelim de diye uygun gördüler oraya da bakacağız. Anıl Sural, şimdi devlet makamları biz bu işin içinde yokuz. Amerikan medyası da İsrail'e dayandırarak büyük bir ihtimalle saldırı da kaçınılmaz olacak. İşte şu zaman şu şekilde diye söylüyor. İsrail de zaten e, biz yapacağız bunu kimseye de dinlemiyoruz da bir kez daha söylüyor. Tam oralardan bahsediyorduk yayında koptuk. Hızlıca senden onu alalım bir kez daha lütfen. Pentagon sözcüsüne Amerika'nın kesinlikle dahil olabileceğini çünkü ek hem savaş gemisinin hem uçağın hem askerin olacağı soruldu. Pentagon sözcüsü ise kesinlikle Amerika'nın İsrail İran'ı vurursa dahil olmayacağını, oradaki ek konuşlandırılan askerin ve mühimmatın ve savaş gemisinin bölgedeki askeri korumakla yükümlü olduğunu söyledi. O yüzden Amerikan kurumları kesinlikle bunu yalanladı. Fakat Amerikan medyasına bakarsak belki çok daha ağır değil cevap veremeyecek kadar açıklaması var ama yanıt vermek için de bir cevap verebileceğini Amerikan medyası söylüyor. Diğer anlamda Netanyahu bu zamana kadar tüm dünyayı karşısına aldı. Amerika'da kendilerini de kendisini destekledi ama son ana kadar kredisini de yitirmişti. Bununla birlikte biraz daha yükseltti. Netanyahu'nun kendi elinin güçleştirmek için daha fazla Amerika'dan yardım ve silah talebi için bunları kullanabileceğini Amerikan medyası söylüyor. Çünkü Amerikan kurumlarına bakarsak normal akışında kendi programları ABD Başkanı Joe Biden'ın da Savunma Bakanlığı ve Dışişleri'nde devam ediyor. Şu an Washington'dan görülen e, sakin bir hava var. Hafta sonu olan e, olağanüstü bir hava vardı. Joe Biden'a tatilini yarıda keserek geldi Durum odasında yakından takip etti. Fakat Washington'da e, Amerikan kurumlarında olan hava e, eğer yanıt verilecekse çok daha hafif. Ama Amerika'nın burada dahil olmayacağı, Amerika'da dahil olmayacağı için olayın çok daha büyüyemeyeceği yönünde. Amerikan medyası ise ya siber saldırı olabilir ya da çok çok misil ol, zarar vermeyecek bir saldırı olabilir diyor. Çünkü İran'ın yaptığı saldırıda. da e, çok e, az kayıp olduğunu e, Amerika'ya ait e, bir hangarın biraz zarar gördüğünü onun dışında İsrail tarafında ufak tefek e, hasarların olduğuna ama genel anlamda e, kayda değer önemli hasarların e, büyük can kayıplarının olmadığı vurgulanıyor. O yüzden e, İsrail'in güçsüz durmamak için e, ufak bir yanıt verileceği konuşuluyor. Netanyahu ne kadar yanıt verse de hem İsrail'de Gazze'ye karşı yaptıkları, diğer yaptıkları aslında Biden yönetiminin Amerika'yı güçsüzleştiriyor. Nedir? Amerika'yı İsrail dinlemiyor. E, Trump da aslında önceki başkan buna e, her zaman açıklama yapıyor. E, bizi dünyada artık dinlemiyorlar. Yeteri sayıda saygı duymuyorlar. Bunun da sorumlusudur. Biden'dır diyor. O yüzden çok daha güçsüzleşebilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Eğer İsrail saldırı yaparsa... Amerika tarafında çok daha güçsüz duruma düşebilir Biden yönetimi. Anıl Sural'a teşekkür ederim şimdilik. Şimdi son açıklamalar üzerinden dönelim bir kez daha. Şimdi İsrail medyası net bir şekilde saldırılar tamam saldıracağız diyor. Bu kararın çıktığını söylüyor. Benim anladığım kadarıyla öyle bir yere saldıracağız ki İran yanıt veremeyecek Öyle bir şekilde saldıracağız ki zaten karşılık da veremeyecek. Öyle güçlü olacağız ki bölgeye de konu yayılmayacak diyor. Bu nasıl bir saldırı tarifi? Yani biraz önce yani nasıl bir saldırı yapılırsa bu olur? Şimdi açıkçası şu, bu saldırının maksadını şey iyi okumuş. Yani <laughs> İsrail iyi okumuş. Anlaşılan şu ki İsrail bu bölgede gerilimi ve savaşın çaperini yayılmayı yayılmasını istemiyor. Yani bir başka İ devlet ona saldırsın istemiyor. Hayır. Bak biraz önce e, Salih Bey biraz önce ifade ettim. E, 51. maddenin kullanılmasını, hayata geçirilmesini sağlamayacak bir saldırıyı tarif ediyor. Diyor ki ülke topraklarına silahlı bir saldırı olursa bu sefer bu sefer de İran karşılık vermek durumunda kalacak. Hı hı. Dolayısıyla me İran'ın meşru müdafaa durumuna du vermeden getirtmeden başka alanlarda veya başka yöntemlerle bir saldırı yapacağım ki onun da artık bu nokta son hamle olacak. İran'ın da buna bu yaptığıma tekrar karşılık verebilecek bir sonraki adımı da harekete geçirmeyeceğim. Yemen'i mi vuracak mesela? Yani e, şimdi yani Yemen'i vurursanız bu sefer daha farklı bir boyut olur. Yani başka bir ülke toprakları olmayacağı kesin. Ama nereye vuracaklar? Yani e, ya yani bunu şimdi tabi hani işte bir ülke toplamı gemiyi de vursalar olur. o birine ait o da tabii birine ait olduğu farklı bir göre. boyutta. Ama dediğimiz gibi yani bu ben şöyle okuyorum bunu yani ateşli bir saldırı değil daha çok teknik fazla zarar vermeyecek. Hocam. İpek kocama dedim biraz önce de aynı görüşte olduğumu. Yani bütün internet yapısını mı çökertecek mesela ya? olabilir. Ya da... Hava savunma sistemini çökertebilir geçici olarak başka bir şekilde <laughs> kullanabilir başka. Öyle bir, bir şey. gücü var mı peki? E, var var. tabii bu devirde yani de hocam. Elektrik tesislerine olabilir, nükleer santrale olabilir, suların zehirlenmesi bile siber saldırılarla Yani bir çok, oluyor. çok büyük bir şeyler saldırı boyutu olacak. İlla can kaybı, toprak kaybı veyahut da malzemeye hasar vermemek kaydıyla Önemli olan bir takım lojistik üstlerinin şeyine işte bazı üretim tesislerini bloke edebilir. Tabii. Bu faaliyetlerini yapabilir. Hatta ekonomik manada da başka bir şey uygulayabilir. Bu da çok önemli bir. Peki şey. İran'da demiş ki İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceğiz. Evet okudum ben de biraz önce. Devlet olacağım. televizyonunda katılmış programa e, İsrail'in İran'ı Şam'daki konsolosluğuna saldırarak stratejik hata yaptığını ifade etti. İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi. Siyonist rejimin başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor. İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakırı, Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı Olacak demiş. Bu tamamen caydırıcı amaçlı, psikolojik harp amaçlı kullanılan bir ifade. Bakiri dediniz yanılmıyorsunuz, Erdoğan başkanı değil Bakiri. Yardımcısıymış. Yardımcısı. yardımcısı. Bu tamamen şu aşamada yardımcısı. tipik bir kriz yönetim ifadeleridir bunlar efendim. Yani e, vurmayacaksınız ancak vuracakmış gibi karşı tarafı baskılayacak ifadelerdir. Kriz yönetimi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Hı hı. Şu anda İran'ın ortaya koymuş, susmaktan öte veyahut da yumuşak geri, geriye çekilerek daha ofansif, daha çekinik ifadeler yerine daha agresif ifadelerle karşıyı baskılarsınız. Bunun tipik örneğini görüyoruz şu anda. Evet. Masum Bey ne dersiniz? Açıklamalarla birlikte farklı bir yere geldik mi başladığımız yerden? Yok ben e, hala bu söylemlerle iki taraf kendi kamuoyuna karşı tayakuzda bulunuyor. Kendi kamuoyunda aynı heyecanı yaratıyor. Çünkü İsrail ee, İran'ın gücünü kaybetmesini istemez. İran'ın varlığı İsrail'in hesabına geliyor. Neden? Çünkü İran e, Suriye'de e, Irak'ta Yemen'de kendisine ait olan unsurlar dolayısıyla oradaki hükümetleri dengeliyor. Yani şu anda mesela e, Lübnan'da gayri resmi devlet e, Hizbullah. Bu nedenle İran'ı zayıflatmak istemez. Çünkü İran'ın bu bölgede zayıflaması demek İsrail'in uzun vadede hep tedbirli olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha güçlenmesi, daha aktif rol alması demektir. Bunun hesabına gelmez. Ama İran'a gözdağı vermiş olmak ister. Böylelikle İran'a gözdağı verirken onun vekalet olarak kullandığı Hizbullah ekiplerinin gruplarının da Eskisi gibi aktif olmalarının önünü kesiyor. Direkt artık İran muhataptır diye Hizbullah'ın kendisini böyle dağınık olarak e, bu işte taraf olmasının önünü kesiyor. <laughs> Diğer taraftan neden dikkatli olmak zorunda? Çünkü burada biliyorsunuz Amerika'nın Arap ülkeleriyle İsrail'in arasını iyi yapmak için bu Hamas olayından evvel imzaladığı bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre de e, bu bölgede e, Orta Doğu'da kontrolü elinde tutmak istiyor. Çünkü buradaki petrol olgusu para piyasalarıyla ilgili ve dünya piyasalarıyla ilgili çok il, e, yakındandır, yani ilgilidir. Hı hı. Bakın bütün bunlar olurken hiç Suudi Arabistan'ın sesi çıkıyor mu? Suudi Arabistan Amerika'ya bilgi vermiş. Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber... Tabii. İran size saldıracak diye. Tabii yani ama taraf değil. Yani şeyden Tabii, İr böyle. İran'dan taraf Tabii. değil. İran'da bu işleri yaparken şu anda İran'da önemli bir gelişme var. Nedir bu gelişme? Çin İran'la İran'la Suudi Arabistan'ı İran, bir araya getirdi. Masaya oturmuştu biliyorsunuz. İran'da İran halkı Suudi Arabistan'daki reform faaliyetlerinden dolayı Suudi Arabistan'a sıcak bakmaya başladı. Hani bu şu anda yapılan reformist hani kadınlara biraz daha kolaylık getirmek, diğer olgulardan dolayı. Bu nedenle İran da İsrail'le birebir çatışmak istemez. Zaten çatışsaydı şu saate kadar Gazze dolayısıyla çatışırdı. Ama bir şeyi her, unutmamak lazım. İran için Gazze ya da Filistin önemli değil. Hiç önemli değil. Çünkü önemli olsaydı bugüne kadar en azından ara buluculuk rolüne soyundurdu. Yani yapmayın, etmeyin, eylemeyin diye. Ee, bu yönüyle baktığımız zaman bir de Amerika ile de çatışmak istemiyor. Ama bu söylemler olacak. Ee, Çağlar Bey'in dikkat çektiği konu önemli. Ama ben bu Çağlar Bey'in dediğine de bir şey eklemek istiyorum. İsrail vurmak isterse hangi hava hattını kullanacak? Ee, Akdeniz üzerinden Suriye'ye doğru yönelip, oradaki hava sahasını denilecek. Çünkü oradaki hava sahasının kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Efendim, Öğren, Fırat'ın Fırat batısı, Fıratın batısı Rusya'da. Tabii. Doğusu ABD'de. Yani Ama Rusya'da, ekbare... Rusya'da İsrail'le kavgalı değil. S-400'leri Ama... -S4 -S4 biliyorsunuz. Bu... Yani dikkat edilirse. İsrail'e yönelen dronları Irak'ta Rusya, düşürürlerken. Rusya İsrail'le kavgalı değil. Sayın Bakanım uygulama olarak e, yani imkan kabiliyetini kullanmayı ayrı tutuyorum ama kontrol olarak Rusya'nın elinde olduğunu biliyoruz. Tamam. Nasıl bir tepki göstereceği ileride. E i̇şte yani onu da e, belli bir ölçüde bir mutabakat evet. sağlar. Ama Rusya'nın da hesabına gelir mi İranla kavga etmeleri o da ayrı bir rolü. Çünkü İran ve Rusya birbirine yakınlar ve İran Rusya'ya ee, ...on binlerce e, kamikaze e, ee, dronu veriyor. Kamikaze, yani, kamikaze evet. Hale de veriyor. Onun e, hatta imtiyaz hakkını, üretme hakkını bile vermiş. Lisans hakkını. Onun için burada çok e, e, gergin günler yaşayacağız. Sanıyorum yarın bile bizim bakın herkes farklı konuşur ama... ...bizim yarın e, kabine toplantısı yapılacak. Bayramdan Hı -hı. sonra <laughs> ilk kabine toplantısı <laughs> ve büyük bir olasılıkla bu kabine toplantısının bile gündemi Türkiye'nin iş meselelerinden çok Gazze, İra, İsrail çatışması olasılıklar gündeme gelecek. Çünkü bizim de bu konuda tedbirli olmamız gerekiyor. Zaten ikisi paralel gidiyor Sayın Bakanım. İç politika ve dış politika İster istemez. Ya iş politikada artık seçim bitti. Yani işte dış et, politika et, paralelinde gitti Politikada seçim bitti. Partilerin birbirinden artık adam transferi de yavaşlayacak. Yani Gündemimizi demirle etkileyen Neden gündemler. Neden? Yavaşlayacak çünkü eğer iş politikada bir e, anayasa değişikliği yapılmak isteniyorsa ya da cumhurbaşkanlığı sisteminin onarılması düşünülüyorsa hani Aksiyan tarafları. Cumhur İttifakı tarafı da biliyor, karşı taraftakiler de biliyor. Buna yapacaklarsa eski gergin ortamdan kaçınacaklar. Eski gibi böyle gerginlik seçim bitti. Dört yılda seçim Şimdi yok. Şimdi kabinede bunlar konuşulur dediniz. Doğru. Zaten Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle bugün ve gece boyunca da yaptığı, yapacağı temasları da orada anlatacaktır. Çünkü en son bildiğimiz Katar emiriyle Konuştu İran tabii mi? ki her zamanki gibi iki ülke iki ülke ilişkileri ama en çok da e, Gazze özeli e, ve işte çatışmaların genel hakkında da görüş alışverişinde olduklarını biliyoruz. Burada kalmaz büyük bir ihtimalle bu iş ne kadar e, hızlanacaksa Cumhurbaşkanının da görüşmeleri de zaten yani hızlanacaktır. Bu... Şunu da biliyoruz ki hani İran'a da işte bir dur diyebilecek durumda olan ya da aklı tavsiye edebilecek durumda olan da Türkiye Amerika'da bunu biliyor. O yüzden de onların da öyle yönlendirmeleri var. Tabii yani ben bu, bu konuda e, Türkiye'nin bile gündeminin bu olduğunu düşünüyorum. Birinci yıl gündemini. Diğer konular gündeme gelebilir tabii. Enerji yasası var. E, Yargı yargıdaki reform yasası var. Birçok konu olacak. E, hele sürdürülebilirlik açısından enerji konusunda ...yenilenebilir enerji konusu öncelik kazanacak. Ama bütün bunlar olurken şu anda İran ve İsrail'in... ...o kadar çok birbirine yüz yüze zarar verecek bir... ...doranışta bulunacaklarını sanmıyorum. Aynen. İran da e, cevabını verdi Birleşmiş Milletler'deki dünkü konuşmada. İsrail suçladı. İki taraf yani bu dikkat ederseniz bu olay... Gazze olayındaki İsrail'in sol kurumcu durumunu ikinci plana gitti. Evet. Ve, Günden bir anda değişti i̇şte tabii, dediğim tabii gibi tabii. o savaş iletişimi. bir İsrail tabii. Tamamen algı yönetimi. Onun için e, bu söylemler e, belli bir yerde yapar ama e, bakın Trump'la şu anda Biden hemen hemen aynı noktada. Trump ne diyor? Biden'dan daha ileri gidiyor. Ben olsam savaş çıkmasını engellerim, saldırı yaptırmam. Biden'da yumuşak iniş yapıyor evet. konuda. Onun için burada bizim üzerine durmamız gereken şey, Türkiye'nin en kötü hal durumuna göre de tedbir alması gerekir. Peki. Şimdi buradan e, bugün itibariyle ben ilk paylaşımını görmüştüm. Aslında farklı bir konuyu açmış gibi olacağız da tam dediğiniz yerde asıl konulardan biri. O konuyu da çok çeşitli şekilde konuşabiliriz. Şimdi bir süredir e, bayraktarlar onların hani savunma sanayindeki rolü, millileşmedeki katkısı ve aslında bütün dünyanın ya da ihracatçı rolünü bir yandan konuşurken bir yandan da içeride yıpratılma hamlelerini de yaşıyor, bakıyor, görüyoruz. Zaten hani tek kişiye, tek kuruma, tek şirkete böyle bir şeyi indirgemek zaten mümkün değil. Ama en azından öne açıcı, yol açıcı ve başarıyı da tasdik edecek şekilde olduğu için de beğenenin daha çok beğendi saldıranın da hiç saldırmaktan doymadığı, kişilere, imgelere de dönüşüyorlar. Şimdi şu paylaşımı bir verelim mi? Her an İsrail-İran geriliminde yeni bir şey olursa da orayı da kaçırmayacağımız sözüyle de. Şimdi Selçuk Bayraktar bugün ters laleler ki biliyorsunuz koparılması bile binlerce lirayla cezalandırılacak kadar değerli çiçekler. O da burası Türkiye, Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer diye ...o e, Hakkari'den, muhteşem doğanın içinden bir e, fotoğrafı paylaşıyor. Hem Türkçe altında da Türkçe. Frederike Gerding isimli bir şahıs da Defol Kürdistan'dan diye altına e, yorumda bulunuyor. Hani niye bu kişiyi e, aslında önemseyelim diye düşününce... ...biraz geçmiş taraması yapıldığında kendisinin de Hollandalı olduğu... PKK'nın içinde bir gazeteci olarak kendisini tanımladığı e, Twitter'da böyle tanımlıyormuş yani X'de. Zaten 2015 yılında da Türkiye'den bu özelliklerinden ötürü sınır deşili edilen bir kişi olduğu bilgisi var. 2022 yılında da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilince de Hollanda'ya dönen bir vatandaştan bahsediyoruz. Hani yine diyeceğim bir kişinin böyle bir e, ifadesini neden önemseyelim? Tahmin ediyorum ki zaten e, seveni olduğu kadar, işte düşmanlık eden de binlerce böyle e, ters mesajları yazanlar da vardır. Ama böyle bir kişinin elinden yapılması başka e, mahviller tarafından canlandırılıp büyütülmek de istenebilir. Ne dersiniz bunun üzerine Hasan Madame Bey? Madame Mitterrand vardı hatırlıyor musun? Madame evet Mitterand. hatırlarım. O e, PKK'nın e, ...hamilini yapan... ...Madame Mitterrand... ...şimdi Frederike Gerding. Bu da... Hı hı. E, ...aynı e, rolü üstlenmiş görünüyor. Şunu söyleyelim... E, ...asıl işte PKK... ...terör örgütününle... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...niye mücadele etmesi gerektiğinin... ...göstergesidir bu fotoğraf. Yani... ...Hollandalı... ...Hollanda vatandaşı... ...gazeteci olduğunu söyleyen... ...bir... E, Kadın, Türkiye'nin medar iftiharı, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan İHA ve SİHA'ların yapımcısı, üreticisi ve bu anlamda da kendi kendi beyanı yukarıdaki Türklerle hı hı. Kürtlerin yüz, yüzlerce yıldır beraber kardeşe yaşadığı topraklar diyerek paylaştığı fotoğraflar o kadar rahatsız olmuş ki... Sen buradan defol git Kürdistan'a. Şimdi bu PKK'nın kimin kucağında olduğunu gösteren bir paylaşım. Ben sadece bunu söylüyorum. PKK terör örgütünün kimin kucağında olduğunu gösteren bir fotoğraftır. Bunu şöyle bizim liberallere, Türkiye'deki liberallere, bizim Türkiye'deki e, sol sosyalistlere, e, bizim Türkiye'deki yine yine e, muhafazakar, muhafazakar ama ilerlemeci, Avrupa Birliği perspektifli arkadaşlarımıza anlatmamız lazım. ise sokmamız lazım. Başka hiçbir şey demiyorum. Nur Hanım? Tabii ben Baykar özelinde eğer biraz birkaç cümlede etmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz artık ülkemizin son yıllardaki en büyük kazanımı savunma sanayindeki bu güçlü sadece Baykar özelinde değil işte Aselsan, HAVALSAN, ROKETSAN gibi önemli kurumların aslında e, simgesel olarak çok güçlenmesi. Hmm. Bu arada hepsi de birlikte çalışıyorlar. Hepsi birlikte Çünkü çalışıyor. Tabii ki bunlar bir bomba üretiyor, bir evet, sistemi üretiyor. Şart sistemi üretiyor ve aslında devlet öbürü de atıyor. Evet yani devlet özel işbirliğinin en güzel yansımalarından biri. E tabii özellikle son dünyanın bir e, Savaş eşiğinde hatta savaşın içinde olduğunu düşünürsek e, Baykara yapılan bu eleştirilerin artık iyi niyetle algılanmayacağım. Hepimiz artık çok net bir şekilde savunabiliriz. Özellikle burada aslında Baykara yapılan eleştiriler direkt bizim milli savunmamızı, e, savunmamızı, e, bakanlığımızı <laughs> hedef alan bilinçli ve... Kara propaganda diyebileceğimiz nitelikte eleştiriler Ben burada e, tabii ki her süre, sektörde bu tip durumlar olabilir ama özellikle savunma sanayinde böylesine yükselişe geçtiği bir süreçte neden şimdi e, Baykar ve Bayraktar'lara karşı bir e, e, eşgüdümlü güdümlü e, kararlaştırılmış bir e, itibar suikastinde başladı. Valla çünkü Karabağ'da oyun bozabiliyor. Evet, Libya'da oyun bozabiliyor. Bu kadar böyle dünyada bu kadar önemli Dünyanın ülkelerin. Dünyanın daha da önemlisi bence. Hani onlar zaten çok canlarını yakmıştır da. Normalde birilerinin yapıp satacağı şeyleri biz evet. yapıp satıyoruz. Yani çünkü çok büyük bir pazara. Burada bir, iki saattir konuştuğumuz şeyin içinde en acısı doğru. Dünya böyle bir yer. Nesnel'de de öyle. İşte o oy alacak diye aman azıcık az öldürün diyor. Öbürü madden küçülebilir diye ama şimdi öyle yapmayın da böyle yapalım cebimizdeki para azalmasın diyor. Ve biz 35 bin tane insanın masum insanın sivil insanın ellerinde hiçbir şey olmayan zaten ellerine bir şey verilmemiş ve hiçbir şey olmayan insanın ki yarısı çocuk katledilişinde dinliyoruz. Ama kendini savunma için yapılan şeylerde de hani karşısına dünyanın büyük güçleriyle birlikte böyle maymunların da çıktığını görüyoruz. E Tabii böylesi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böylesi yani böyle en değerli e, cevheri niteliğindeki Baykar'ı korumamız, kollamamız sadece dediğim gibi bir kurum ya da kuruluş değil. Onların temsil ettiği ülkemizin milli savunmasının en e, önemli kurumun başında geldiğini düşünürsek buradaki e, ben yine iletişim tarafında biraz konuyu değerlendirmek istiyorum. Burada belki e, bayraktarların da ve Baykar'ın da e, tamamen işte teknoloji mühendislik altyapısı üzerine ilerleyen bir kurum ama... E, bu zamana kadar hem Türkiye içinde önemli biz yurt dışındaki isimleri sayıyoruz ama işte Frederike <laughs> gibi benzer ama içimizdeki Kifredekiler ne yapacağız? yani, Çok güzel ya. Sezgin Tanrı Kuru'yla yani, <laughs> Frederike Gertling aynı noktada aynı noktada buraya da bir buluşuyor lazım. Yani, o daha oraya gitmeden ya da, ya da Haluk Bayraktar'ın bayra tasmalı bayra köpekler diye tasmalı mi? köpekler diye tanımladı Haluk Bayraktar'ın yani bunların yani onunla Frederike'nin ...aynı notta buluşuyor olması... Ne fark, bu insanlar hem soydaşız hem de aynı dinin mensuplarıyız... ...baktığınız zaman eğer değerlendirdiniz ama... E, ...bu konuların bu kadar önemli... ...dediğim gibi böylesine bir güzide kurumların... ...böyle pamukları sarıp kurmamız gerekirken... ...bu kara propagandaların... E, ...eşiğinde ve sürekli gündemde... ...farkındaysanız... Baykar'lar ve Selçuk Bayraktar ve hı hı. E, ailesi hep kendilerini bir savunma mekanizmasındalar ve sürekli bir savunma çabasındalar. Ben burada tabii iletişim tarafında konuyu biraz daha yani değerlendirmek Nur Hanım, istiyorum. Yani Nurhan'ım aslında hani dediğiniz de böyledir herhalde. Ben açıkçası değilse de öyle düşünüyorum. Normalde hiç konuşmamamız gereken işin hı hı. hani ailevi kısmı, evet. onların kim oldukları hı hı hı. E, ay ne kadar başarılar falan dememize bile gerek yok. Sonuç itibariyle bir mühendislik başarısı var. Evet. Bunun da ülkenin savunma sanayine önemli bir katkısı var. Birçok alanda da yön açıyor. Keşke başka isimler de aynı şekilde daha da fazla çıksa. Tek de değiller onu da söyleyeyim. Ama saldırı genelde ailevi ilişkilerden ötürü de buraya geldiği için sürekli onlar kendini savunuyor. Onların yanında duranlar da onları savunuyor. E. Yani öyle güzel sürekli hiç olmayan şeylerden ötürü savunma pozisyonunda tutuluyor ki önemli bir bölüm. Üzerine de her şey yani e, olabilecek her şeyde kara çalarak güzel bir şeyi, temiz bir şeyi savunmak zorunda olmak. Tam da ona yani gelecektim. mesela çıkıp bayrağı savunmak da aynı şeye getirilebiliyor. Çıkıyor bir tane densiz bayrağımıza bir şey deyince biz bayrağımızı savunuyoruz. İşte başka bir şey oluyor. Onun Atatürk'e biri saçma sapan bir şey söylüyor. Atatürk'ü savunmak durumuna geçiyoruz. Normalde hani hiç konuşmamamız gereken yerleri teknik olarak şey daha iyi deyip eleştirebilir. X firmanın yaptığı daha iyi de onlarınki evet. değil dese. Yani evet. Hani tartışalım onu da savunalım, savunmayalım. Ama biz burada onu da savunmuyoruz. Birileri bizim topraklarımızı başka bir yer ilan edip evet. onun üzerinden bir de sen de oradan çık diyor. Çık diyor. <laughs> Çok yani, güzel değil mi? Şaka aslında. Yani bunların bu tip konuşmaları cüret dahi edememeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada e, Baykar ve Bayraktarların sürekli bu Negatif içeriklerle, negatif repütasyonlarla gündemde olmaları onların aslında ne kadar iyi ve öncelikli bir lider olmalarının aslında o alandan dolayı kara propaganda ve algı yönetimiyle yıpratma politikası <laughs> ve itibar suikastine sebebet veriyor. Burada ne yapması gerekiyor? Sadece ben iki cümleyle bitirmek istiyorum. Burada Baykar temsil ettiği bir markanın ötesinde az önce söylediğim gibi milli savunmamızın lider e, temsilini de e, üstlenmiş durumda. Dolayısıyla burada sadece bir marka itibarının yönetiminden ziyade bir ülkenin milli savunmasının da itibarının yönetilmesi açısından oradaki ekibinin işte iletişim ekibi diyebiliriz, işte itibar yönetimi diyebiliriz. Kamuoyuyla paylaşılan içeriklerin itibarı açısından Baykar'ın bu tarafta biraz daha güçlenmesi ve bu anlamda bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu ve benzeri süreçler çünkü tam da ateş attığını dünyanın bu kadar gerilimli bir e, trafikte olduğu süreçte Baykar'ın bu anlamdaki sinir uçlarını güçlendirmesi ve bu, bu tip itibar kastikleri ve bu tür kriz yönetimlerinde ailenin ve markanın biraz daha geri planda kalarak kendi varlık ve güçleriyle e, gündemde olmalarını arzuları Zira zaten amaçları dediğim gibi hiçbir şekilde e, açıklarını ve eksiklerini bulamadıkları için güçlü bir şekilde ilerleyen bu markanın itibarının yerle eksan edilmesidir. Ama bu anlamda tabii ki bu vesileyle de e, Selçuk Bayraktar nezdinde rahmetli babalarına ve o anlamda e, şu an tanıklık edemediğimiz, yüzünü ismini bilmediğimiz binlerce e, mühendisimiz var, kahramanlarımız var. Onlara da şükranlarımızı arz ediyoruz buradan. Peki. Çok teşekkürler. Bey. Şimdi bu Frederik Gerdik nerede yaşıyor? Hollanda'da. Hollanda. Bildiğimiz değil kadarıyla şu anda Hollanda. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet, bu evet. ülke yani Gerçek bu kadına yok yani, gerçekmiş. E, kendisine biz sınır olabilir. dışı etmişiz. Sonra da Irak bölgesel yönetimi sınır dışı etmiş. Evet. Yani Erbil yönetimi de Şimdi e, çok güzel bir noktaya tema. Bir İtalyan atasözü vardır. Kendinizi asla savunmak durumunda kalmayın der. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz Salih Bey. Yani haklı olduğunuz hayatın normal akışı içerisinde hayatınızı devam ettirdiğiniz bir sistemi alakasız bir e, ne derler buna haklı dengesini yitirmiş bir cümleye karşı bir savunma pozisyonuna geçmek bir kere çok yanlış. Savunma değil bizimki. Şimdi efendim bu İHA'lar ve SİHA'larla ilgili Türk Sağlık Kuvvetleri de halen görev yapan çok değerli komutan arkadaşlarım, Mehmetçiklerimiz. Ee, size çok samimi söylüyorum. Yani inanın bir 15-20 sene öncesinden bugüne geldiğimizde özellikle terörle mücadele çerçevesinde çok net olarak ifade ediyorum ki her gün dua ediyorlardır. Çünkü harekat alanında terörle mücadele alanında olağanüstü bir hizmet sağlamıştır. Olağanüstü bir yetenek kazandırmıştır. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla ben Sayın Bayraklar'ın savunulacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki muazzam hizmetleri ben tanımam hiç görmedim kendisini asla. Hani şunu ifade edeyim. Devlete millete bu ülkeye bir çivi çakan insan bizim için makuldür. Öyle deriz Anadolu'da. Bir taş koyan bir şey, şey yapan insan. Ordumuza kahraman ordumuza varlığıyla gurur duyduğumuz 31 sene üniformasını giydim. Ve e, şeyi o, üyesi olmaktan mensup olmaktan ölene kadar gurur duyacağım. Orduya ordumuza çok muhteşem bir hizmet sunmuş bir insan. Bir firma bilemiyorum artık her neyse. Ama ...o sahada nasıl bir hareket kabiliyeti kazandırdığını ben sahadan biliyorum arkadaşlar. E şöyle hatırlayabiliriz Dolayısıyla biz... çok özür dilerim Salih Bey. Burası müstemleke memleketi değil. O Frederik falan kim bilmiyorum ama şurada bilmeleri lazım. Türkiye PKK Cumhuriyeti... PKK'lı gazeteciymiş kendini. Devleti evet, böyle... çok doğru böyle, tanım ya oldu. Bunların da manşete taşınması da bana göre çok iyi. Aynı. Bu ülke müstemleke memleketi değil. Biz ülkemizin coğrafyasında ben şahsım benim gibi binlerce kahraman silah arkadaşım... ...komutanlarım halen de öyle... Türkiye'nin en doğusuna, batısında bayrağımızın dalgalandığı her yerde göre yapmaktan gurur duyduk. Kimse bize yani Hollanda'da yaşayan birisinin böyle bir ifade kullanması tam anlamıyla yani dilim varmıyor şimdi <laughs> fazla da bir şey söylemek Var istiyorum. Varmayanları söylemeyin. Çok hoş bir şey efendim. Hoş bir şey değil. Deli saçması diyorum en fazla ama altını çizerek söylüyorum. Türkiye müstemleke memleketi değildir bu. Vallahi de. ben sadece şöyle algıladığımı söyleyeyim. Siz de konuşurken katılıyorum çok büyük bölümüne. Aa, Zaten defol e, de, denilen yerden hani o kim ki? Ayrıca da sadece Selçuk bayrakları için kurulan bir cümle değil bence. Ya, bu gerçek kişi e, de az olsa önce kurumsal bir kişiliği yansıtan bir e, insancık o da Zaten. bence. <laughs> hani o bize Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarına siz gidin oraya biz istediklerimizi yerleştireceğiz. Buralardan defolun diyor diyorlar. Yani burada... O işler öyle kolay Zaten... değil. O Salih için. Bey şey tweetine baktım ben şimdi yorumları kapatmış. Sonra da bir tweet atmış diyor ki Türk trollerine cevabımdır diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu tweete o kadar kızmışlar ki anladığım kadarıyla fotoğraflar falan da göndermişler. Ben şimdi ayrıntısına girmek istemiyorum. Bu arada bütün tweetleri İngilizce bunu Türkçe atmış. Türkiye Cumhuriyetleri vatandaşları gereken cevabı çok güzel vermişler kendisine. E, o da yine e, kendi işte o ben kullanmayacağım o ifadeyi onu savunan bir takım cümleler de yazmış. Şimdi e, dürtme diye bir kara, kavram vardır dürtme. Bu dürtme genelde olumlu anlamda kullanılır. Yani insanları bir şeye motive etmek Hı, için evet. özellikle Tariklete Twitter'da falan. Için. Evet. Bu tabii dürtmenin ötesine geçmiş tahrik etme anlamına geliyor. O yüzden bu insanları ben çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye evet. Cumhuriyeti vatandaşları da gereken cevabını vermiş. Ee, bayrakların Sayın Bayraktar'ın zaten Türkiye'ye katkısı tartışılmaz savunma sanayi açısından baktığınız zaman... ...her şeyi bir kenara bırakın e, yüzlerce genci yurt dışına giden geri, e, genci geri getirdi. Beyin göçünü geri çevirdi. Çünkü e, gençler yurt dışına gidiyorlardı. O gençleri geri getirdi onlara iş verdi ve böyle bir... <laughs> imkan kurdu. O yüzden bırakın eleştirilmeyi kendisine teşekkür edilmesi lazım. Bunu neden söylüyorum? Son dönemde ismi işte akaryakıt satışları ile ilgili tekrar yıpratılmak istendi. Dünyanın en saçma şeyiydi ama yapıldı. Ama şu var meyve veren ağaç taşlanır ne yazık ya ki. Bunlar Kimlerin da nedense da açıkçası biliyoruz. yani e, bana öyle tek başına bir tane akli dengesini neden? yitirmiş kişinin yazdığı şey gibi gelmiyor. Güzel. Zaten hemen hemen herkes bilir ki, Tabii ki. bu şirket <laughs> akaryakıt satıcısı değil. İki, İsrail <laughs> neden bizden jet yakıtı savunma sanayi için alsın hani... <laughs> en verimli toprakların üzerinde mümkün değil altına da doğrudan onlar da satıyor demiyor zaten o o çukurun çukur oluyor güzel kullanmadığı zaman bence en güzel olduğu yerde orası siz yazınız altına onlar da satıyor dediyseniz maalesef ki bir şekilde onu sevmek istemeyenlere o kozu veriyorsunuz isterseniz siz Tabii. on binlerce saat deyin ki yok öyle bir şey olmaz hayır efendim yapılır diyen bir kesim de var o, ufak ufak onları yakalıyorsa bir yerden şimdi bu kişiye de ee, evet yanıt verilmiştir de sevecek kişiler de vardır farklı sahiplerle yani o da oradan yüz bin kişiyi kendine var. toplasa böyle parça parça üst üste koyuyorlar bence yani bu evet bence kendisini hiç önemsememeliyiz ama yaptığı şeyi önemsemeliyiz çünkü Tabii. kendisi için kendi başına yaptığını hiç Kesinlikle ben de onu söylemeye çalışıyorum ama bu ülkede Bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları varken onlar öyle çok fazla yazıp çizemezler o kadar da uzun boylu Sadece değil Ben de bir katkıda bulunabilir şey miyim şey ilave var. bir katkıda bulunabilir miyim Bu hanım bu, bu, an, bu, bu tweeti girer girmez Selçuk Bayraktar adına sosyal medyayı takip eden engellese bu bildiri, bu e, paylaşım görüntüden çıkacak. Şu anda bu görüntüde oldukça bu fikri Selçuk Bayraktar üzerinde yaymış oldu. Sayın Bakanım aynı aslında konu değil. Sayın Bakanım Selçuk Bayraktar üzerinden Türkiye devletine hak Efendim bir şey ama 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 alamalıydı. bu hemen <laughs> silinmeliydi yani. dikkat almamalıydı. Ben bence. bir şey söyleyebilir Hı -hı. miyim? Deyim. Mi? E, şimdi son bir şey söyleyeyim. Sonrasında da zaten bir bir dakika kadar sürem kalacak. Bu şahsın PKK'nı şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için de ya o öğretmen sadece öğretmen değil aynı zamanda devletin bir ajanıysa birçok gerilla bana bu gibi insanları sivil olarak kabul edilemeyeceğini söylemişti yazmış. Sevgili Nayman o dediği şehit de. etti öğretmen benim hemşerim. Konuşmasın. Gümüşhaneli. Gariban da bir ailenin çocuğu. 30 saniye vaktim var. E, dolayısıyla yani işte bazı şeyler vardır bu ülkede Türkiye coğrafyasında sinir uçlarına dokunmamak lazım. Dokunmamak lazım. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bitireceğiz. E, bir, o, birkaç saniyemiz var. Anıl Sural'a Amerika'dan teşekkür ettik. Onu arkadaşlarım biraz önce söylediler, onu uğurladık. Burada da umalım hani korkutucu şeylerden bahsettik ama korkunç şeylerin de yaşanabileceğini zaman bize gösterdi. Savaşlarımız da eksik olmuyor, katliamlarımız da maalesef. Umalım ki çok daha kötüsünü konuşmak durumunda kalmayız ama bu gece itibariyle İsrail bir saldırı düzenlerse şaşırtıcı olmayacak. En azından öyle duyurulanlar var. Ama olmaya da bilir. Her şeye de zaten yaşamaya da alıştık. Bugün de akıl yürütmeye bir sonuca varmaya çalıştık sorularla. E, o yüzden her birinize çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız bugün bizimle birlikte Aa, olduğunuz. Sağ olun efendim. En büyük teşekkür yine izleyenlerimize gönderelim. Biraz ara verdikten sonra gece ajansının başlayacağını da duyuralım. Efendim. Hoşçakalın. Cevaplar sadece doğru soruları takip eder. İran-İsrail gerilimi savaşa dönüşür mü? Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı? Yeni dünya düzeninde Türkiye nasıl konumlanacak? Buket Aydın soruyor. Akademisyen Doktor Ramazan Kurtoğlu yüz yüze de yanıtlıyor. Buket Aydın'la yüz yüze salı akşamı 20'de Haber Global'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze, öğren yeri ve milli saraylarda geçerli müze karta artık E-Devlet'ten başvurabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sıra beklemeden kolayca sahip olabileceğiniz, ziyaretlerinizde dijital olarak kullanabileceğiniz müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Ayrıntılı bilgi ve dijital müze kart e-başvuru rehberi için müze.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Her şeyiniz Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün kişisel verileri koruma kurumu hayalleri gerçek oldu. Başardık hocam. Kızıl elma uçuşu hazır. Başardık sayın seyirciler. İmecemiz uzay vatanda. Baba, başardık baba. Başardık istediğim gibi bütün bir kızla Başardık. Canım kızım benim. Dede, şu araba bizim değil mi? Bizim ya. Başardık çok şükür. Kolay olmadı. Tam 100 yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılına adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye yüzyılı başladı. Kutlu olsun nice yüzyıllara. Şöyle bir faizsiz 25 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 25 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Hangi Sumka.com Rusya'da satışa başladı. Avantajlarla dolu sitemize kaydolup ürünlerinizi yükleyin. Ürünlerinizi Rusya'daki müşterilere satıp teslim edelim. Her geçen gün büyüyen Rusya pazarında pay sahibi olun. Sumka.com Darüşşafaka'da Şafak'a okuyacaksın. Burada bizim göz bebeğimizden Şimdi onların göz bebeği olacaksın. Bizi unutmayın. Selim, müdürünü hiç unutmayacak. Çünkü parlak geleceği o gün başladı. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Aile şefkatiyle üniversiteye kadar tam bursa eğitim almalarına ön ayak olun. Dördüncü sınıflar için sınav 26 Mayıs'ta. Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Takvimler 15 Nisan'a saatlerimiz ise 23.57'yi gösteriyor. Önümüzdeki iki saat boyunca tahmin ettiğiniz üzere dünyanın gündemini konuşacağız. Dünyanın gündemi çok hareketli ve de hararetli. Isı her an artıyor. Önemli iki konuğum var tabii ki. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikte. Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Doçent Doktor Furkan Kaya, İstefe Üniversitesi Öğretim Üyesi bizimle beraber. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Çok teşekkürler siz de iyisiniz. i̇yi yani misiniz diye sorarım ama bu gündemde ne kadar iyi olunabilir tabii orası da muamma. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin NBC kanalı, İsrail'in her an İran'a saldırabileceğini söylüyor. İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek ama yani öyle bir saldırıdan bahsediyor. Karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyemeyeceği bir saldırıdan bahsediyor İsrail. Yani aslında özetle diyor ki ben İran'a saldıracağım ama sınırlı bir saldırı planlıyorum. Ha önemli bir kısmı daha var ki e, İsrail bir saldırı düzenlerse velev ki Amerika Birleşik Devletleri'ne de bildirimde bulunacakmış. Bakalım ne olacak? Washington'a söz verdiği gibi o sözün ardında duracak mı? Furkan hocam sizinle epeydir görüşmediğimiz için bu stüdyoda önce sözü size vermek istiyorum. Ne dersiniz? Bu gece için yani oklar böyle bu geceyi işaret ediyor ama hani sizin bilginiz, birikiminiz ve öngörünüz bu gece gerçekleşir diyor mu? Şimdi aslında öyle bir e, psikolojik sarmala doğru çekiliyoruz ki her gece ve her an sanki bir savaş patlayacakmış gibi. E, psikolojiler hazır hale getiriliyor. Şimdi bu anlamda ben ilk başından beri şöyle bir yorum yapıyordum. Evet bu işin sahadaki boyutu çok önemli. Sahadaki savaş boyutu çok önemli ama bence en en önemli boyutu psikolojik harp boyutu. İşte bu psikolojik harp boyutu dediğimiz mesele işin içinde kamu diploması yöntemlerini alarak işte basın yoluyla, medya yoluyla e, karşılıklı açıklamalarla e, olayı her an savaşacakmış gibi uçurumun kenarında tutmak. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Biraz evvel içeride ne dedik, kendi aramızda konu. İnşallah bu gece bir şey çıkmaz. Evet. İnşallah bizim yayınımıza denk gelmez gibi konuştuk aramızda. Şimdi bunu yarın da konuşacağız, ondan sonraki gün konuşacağız, bir her bir an, an yani. konuşacağız. Her an olabilecekmiş Her gibi. an olacak bir O şey. gece bu çünkü... çünkü... gece mi diye soruyoruz. Tabii, tabii. Evet, o büyük Sürekli. gece bu gece mi olacak acaba diye. Şimdi baktığımızda bir de real politikadan hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum Sümeyye Hanım. Ve bu, bu arada real politikadan... hocam İran Dış Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle demiş, Siyanist rejimin başka bir hata yapması durumunda, 12 günün kalmayacağını ve cevabın günler ve saatler değil, saniyeler içinde verilecek. Yani diyor ki İsrail sen bana bir şey yaparsan benim elim armu toplamayacak. Öyle 12 13 gün de beklemem. Her an saldırırım. Şimdi bu jeopolitik meydan, meydan okuma, işin askeri meydan okumasına kadar geldi. Yani bunlarda ilgili cümlelere evet çok önemlidir. Fakat bunların cümlelerle aynı simetride sahada cevap vereceğini de tahmin etmemek lazım. getirdi haritayı. Siz istediğiniz her an kalkabilirsiniz hocam. Evet. Buyurunuz. Şöyle ayakta şey yapın. Fark Nasıl etmez isterseniz. Mi? Nasıl isterseniz. Şimdi şöyle aslında bu hani haritaya yorumlarken defalarca da zaten Gazze meselesini yorumlarken bunun sadece Gazze meselesi olmadığını bir Avrasya bloğu mücadelesi olduğunu hep konuştuk. Ve beş tane denizden bahsetmiştim size biliyorsunuz. Evet. Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Umman Denizi. Ve Umman Denizi'nin özellikle Hürmüz Boğazının ve Basra Körfezinin de özellikle bu coğrafyanın aort damarı olduğundan bahsettik. Hı hı. ve hatta İran'ın Denize çıkışının sadece Basra Körfezi'nin olduğunu düşünürse ve günde 15 milyon tondan fazla petrolün bu coğrafyadan geçtiğini hesap ettiğimizde, İran'ın dünyaya meydan okuması Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla gerçekleşir. Son olarak ne yaptı orada biliyorsunuz İsrail'e ait İsrailli e bir iş adamına ait Portekiz bandırılı bir gemiye el koydu, onu kendi karasularına göre evet. çekti ve dedi ki buranın reisi benim dedi ve ben her an buradaki damarı kapatabilirim ve dünyayı yaptı bir yaptı hatta bunu sonra da işte evet, saldırılar sonra gerçekleşti. Saldırı gerçekleşti ve her an bu savaşı ben büyük ölçekli bir küresel savaşı döndürecek potansiyeli sahibim dedi. Hı hı. Şimdi buna sahibim demek bunu yapacağım anlamına da gelmez Sümeyye Hanım. Çünkü özellikle Hürmüz dediğimiz ama işin içinde Çin giriyor, işin içinde efendim Hindistan giriyor, Rusya giriyor ve bu güçler de hiçbir zaman için böyle bir krizin kendi Körfez ülkeleri, ülkeleri, ülkeleri giriyor. Tabii Körfez ülkeleri giriyor. İran'ın giriyor. Şimdi şu var bir de Sümeyye Hanım bunu da söylememiz lazım. Ee, hani İran'ı anlamamız için, İran'ın gözünü takarak bakmamız için İran sadece Basra'dan denize açılmak da istemiyor. İran bir şekilde bir şekilde bir kara koridoruyla Akdeniz'e de açılmak istiyor. Şimdi doğal yollardan bunun normal ay, kıta kara devleti olduğu için bir şekilde Hazara kıyısı var belki Basri Umman Denizi'nin kıyısı var ama Akdeniz'e kıyısının doğal şartlarda olması şu anda imkansız. Evet. O zaman ne yapacak? Bir koridor inşa edecek. Bu koridoru mezhep koridoru olarak inşa eder. Bunu belki vekil güçler olarak mı inşa eder? Hangi güçlerle işbirliği yapar? Bunu tam belki tahmin edemeyiz. Ama bir şekilde İran'da Akdeniz'e çıkışını sağlamak istiyor. Peki bunun için elindeki en büyük kart ne? Filistin meselesi. Tabii. Ve Filistin meselesini kendi en büyük meselesi olarak gösteriyor. Hatta İslam dünyası içerisinde bu davayı en çok ben sahipleniyorum, en çok ben meydan okuyorum İsrail'e derken elindeki en büyük güç kimdi? Hizbullah'tı. Ve Hizbullah'ın yıllardan beri meydan okuması ve İsrail'e giriştiği savaşlar hepimiz tarihi olarak biliyoruz. Ama son kertede, son süreçte baktığımız zaman Lübnan'ın güneyinde yer alan e, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yapmış olduğu Nasrallah'ın açıklamalarının ne kadar tatmin olduğunu, yani ne kadar tatmin edici olduğunu hala soru işaretleriyle ben karşılıyorum. Peki son bu gelişmelere baktığımızda o gece yaşananlar yani İran, evet ben artık ya var olacağım ya yok olacağım. Ben bu küçük şeytanı bu coğrafyadan sileceğim diyerek mi dronları havalandırdı? Tamam. Tabii ki hayır. Bunu diyorsunuz sandım. Gerçekten mi diye sorumu hazırlamıştım. <laughs> Yok. Değil mi yani göstermeli. Demez. Hayır öyle mi der şimdi. Şimdi ha. diyor ya biz bunu intikamını alacağız. Kasım Süleyman'ı öldürüldü. Fahrizade öldürüldü. Tabii ki. Benim değil. generallerim öldürüldü ki Suriye'de konsoloslukta öldürülen biliyorsunuz Kasım Süleyman'dan sonra iki numaralı isimdi. Evet. Şimdi böylesine büyük intikam yeminleri eden kızıl kırmızı sancaklar çeken İran kendi kamuoyunu ikna etmek için bir şeyler yapması gerekiyor mu? Evet gerekiyordu. Ama normal şartlarda o büyük refleksi vermeyecek kadar da akıllı davranmaya çalışıyor. Peki İsrail'e baktığımız zaman ben ne olursa olsun bu şer ekseni ülkeyi ortadan kaldıracağım, bütün koalisyon güçlerimi arkama alarak İran'ı ortadan kaldıracağım der mi? Onu da demez. O zaman bunları bir kenara koyalım. O zaman Hayır. şu anda ortada değerlendirdiğimiz mesele, Orta ve düşük yoğunluklu karşılıklı birbirine meydan okumaların perde arkasında bir cambaza bak oyunu olduğunu ben düşünüyorum. Danışıklı dövüş. Şimdi şöyle danışıklı peki? dövüş derken İran'la İsrail tarihi olarak 79 İran İslam devriminden sonra birbirine jeopolitik meydan okumaları aslında varoluşsal sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani İran İsrail tehdidini bir şekilde canlı tutarak canlı tutarak hem bölgedeki jeopolitik konumunu arttırıyor evet. hem de Rusya ve diğer e, Çin nezdinde özellikle buradaki ekonomik koridor ve güvenlik paradigmaları bakımından da vazgeçilmez konumunu sağlamlaştırıyor. Yani şunu veriyor, şu mesajı veriyor aslında Rusya ve diğer ülkeleri. Bakın ben burada önemli bir jeopolitik miğferim. Ve siz beni ciddiye almak zorundasınız. Bir yandan da ABD'nin sonsuz desteğini daha da güçlendirmeye çalışıyor. Et, İsrail. İsrail. işte şimdi İsrail de, onu da işte onu söyleyecek. Hı hı. İsrail de asimetrik olarak bak bana yardım etmezsen karşında bir İran var. Bu İran beni vurabilir. <laughs> ve dolayısıyla ben kendimi yok etmemek adına da gerekli koalisyonlara girerim. Bu noktada İsrail'in e, Rusya ile temaslarını hatırlayın. İsrail'in Çin olan temaslarını hatırlayın. Yani burada İsrail ile İran kaygan zeminde kırılgan ve kısa vadeli koalisyonlara hazır iki ülke olduğunu söylememiz lazım siyaseten. Bunu da bir kenara koyalım. Peki bu o saldırıdan sonra edilen intikam yeminleri veya o saldırıların misillemesi ki işte NBC kanalının e, İran'a büyük bir saldırı hazırlığı var evet. gibi e, bir açıklama yapmasının arkasında ben yükün bir saldırı olacağını asla düşünmüyorum ama bundan sonraki süreçlerde özellikle İsrail'in Gazze saldırıları ve Gazze'deki özellikle son artık safada refah e, operasyonu hazırlandığı bir süreçte Netanyahu'nun kendine bir şekilde nefes alan açtığını ve bir şekilde de ee, daha önce tabii hep konuştuğumuz Irak ve Suriye'deki o vekil güçlerin yani terör örgütlerinin bir şekilde yer değiştirmesine vesile olacak bir konjöktür olarak ben bunu tahmin ediyorum. Bu cambaza bak oyununda. Bakın saatlerdir bunu konuşuyoruz, günlerdir bunu konuşuyoruz ama hala o coğrafyada büyük bir tehlike var. Orta Doğu'da geçerli 3 tane denge var bakın. Nedir? Bunların oranları tartışılır. Biri çıkar dengesi, biri güç dengesi, biri tehdit dengesi. Bu coğrafyada olabilecek en zor denge güç dengesidir. Çünkü hiçbir zaman için bu coğrafyada uzlaşı olmamıştır. Ama tehdit dengesiyle çıkar dengesi hep birbirlerini desteklemiştir ve en yüksekte onlar vardır. Şimdi biz bunu yaşıyoruz. Çıkar dengesi tehdit dengesi ...bir şekilde bu dengeye vardığı zaman... Şu an iki dengeyi de aynı anda yürütmeye çalışıyor. Şimdi o, şu abi. an denge sağlanmaya çalışıyor bir şekilde. Hı -hı. Yani şu anda basınç artıyor Ortadoğu'da. Doğu'da. Orta sıcak sular daha da ısınmaya başlıyor ama... ...bir yerde dengelenecek. İşte o zaman biz Ortadoğuda nasıl bir vaziyet göreceğiz... ...nasıl bir siyaset göreceğiz. Bu çok çok önemli. Hı -hı. Yani İran'ın İsrail'e ben savaş ilan ediyorum dediği zaman arkasında Anglo-Sakson çatının olacağını veya işte Fransa gibi Almanya gibi ülkeler onlara destek vereceğini zaten İran da biliyor. İran'ın 1100 kilometreden buraya vurduğu zaman havadaki bu dronlarını, füzelerini imha edeceğini biliyor. Peki şunu da söyleyeyim kısaca. İran'ın elindeki füzeler ne? Şahaplar. Şahap 3, Şahap 4, Şahap 5, Şahap 7. Bakın Şahap 7, 7 bin kilometreyi aşan bir menzili var. Yani nedir biliyor musunuz? Batı Avrupa Yarımadası'nda vurur, evet. Çin kıyılarında vurur. Rusya'yı da vurur, Güney'i de vurur. Şimdi böyle bir İran'ı kim ister? Peki, İran bunu kullanır mı? Kullandığı zaman kendi felaketini de ortaya koyar. Ve bakın Sümeyye Hanım, İran milliyetçiliği 80'lerdeki milliyetçilik değil, 80-88 arasında İran Irak Savaşı'ndaki Arap İran milliyetçiliği şu anda yok. Ee, Aya e, Amini, hatırlayın, e, yanlış ismi söylemez, özür dilerim. Biliyorsun genç bir kız öldürüldü Mahsa ve Amini. Mahsa Amini, hı hı. büyük bir infial yaratıldı, büyük bir hareketlenme oldu ve Tabii. o rejimin ne kadar kırılgan olduğunu, Sonra kadınlar biraz biraz haklar kazandı. Evet ve rejimin üzerindeki şal kalktı, yani evet. rejim dokunulabilir hale geldi. Şimdi İran bunu da görüyor. Kendi devrim e, güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve dolayısıyla İran kendi kamuoyunu savaş noktasına ikna etmekte de çok zorlanır. Bugün İran halkına ben şöyle gözlemlerim var. İran halkının çoğunluğu bu savaşa karşı olur. İran halkının çoğu İran'ın İsrail'e gireceği savaşa çoğunlukta karşı olacağını düşünüyorum bu hmm. noktada. Ve nasıl kamuoyunu ikna edecek bu da soru işareti. Çünkü bu anlamda daha yapılan suikastlerin sahada intikam alınmadı ki. Tabii. Ve bunu Dışişleri Bakanı kendi söyledi. Biz bunların bilgilerini verdik, vuracağımız noktaları istihbaratını verdik ve öyle vurduk. Ki İsrail'e de keza 51. maddeye çalıştırdık ve bunu yaparken de bilgilendirdik dedi. Yani şöyle toparlayayım, kontrollü bir kaos, kontrollü bir tırmanma şu anda yaşıyoruz. Ama bu kontrollü kaos bir şekilde kontrolden çıkarsa o zaman işte büyük bir yangın yerine dönecek bir coğrafya. Tek cümle onu da söyleyeyim uzatmadan. Estağfurullah buyurun hocam. Hindistan'ın İran üzerinden e, Ermenistan'a vermiş olduğu yardım unutmayalım. Ve bu Rusya'yı kızdırdı. Rusya uyardı Hindistan'ı böyle yapma diye. İran'ın Ermenistan'ı her zaman arkasında olacağız. Onlara destekleyeceğiz dediklerini unutmayalım. Keza Fransa'nın uzun zamandan beri Ermenistan'ın arkasındayız. Ermenistan'ı destekliyoruz demesini unutmayın. Ve Ermenistan'ın özellikle Güney Kafkasya jeopolitiğinde NATO'nun dolaylı yoldan misyonlarını buraya sokmaya çalıştığını unutmayalım. Bir hatırlatma yapayım. Donald Trump'ın 2004 yılında yapmış olduğu açıklamalarda bir hazar güvenlik e, oluşumu hayal ediyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Yani Güney Kafkasya jeopolitiği Azerbaycanla Ermenistan arasındaki tansiyonun ...bir şekilde yükseltilerek müdahale edebileceği bir pozisyona sokulmak istenebilir. Bunda Zengezur Koridoru, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşturmuş olduğu bir e, sinerji var, bir güç var. O güce karşı da buradaki gerilimin kullanacağı bir duruma da doğru da gidilebilir Birçok başlık ortaya koyabiliriz ama toparlamak gerekirse ben e, büyük bir savaş beklemiyorum. Hı hı. Orta ve düşük yoğunluklu karşılıklı saldırılar vekil güçlerinden de olabilir. Ama İran'ın nihai jeopolitik hedefi bir şekilde Akdeniz'e çıkışını sağlamak bunu yapmak için de İsrail meselesini kullanabilecek bir e, yolu da kendi açabilir diye Peki geliyorum. böyle İsrail yani gümbür gümbür geldiğini beyan ediyor ya böyle mi olur yoksa dediğiniz gibi hani beklentiyi düşük tutmadan yani geleceğim deyip gelmez mi? Ne Şimdi, dersiniz? Yani hani, bir savaş stratejisi böyle olur mu hani ...ben geliyorum her an saldırabilirim... ...işe çok yakınım, ordumu hazırladım her şeyime... ...hani Gazze ile savaşmıyorsun nihayetinde... ...İran'la, işte Orta en kuvvetli ordularına sahip... ...havada, karada, denizde... ...hani böyle bir gerçeklik var ama... ...göre göre, göstere göstere geliyorsun. Şimdi vuracağım demezseniz vurursunuz... ...bu anlamda, gerçekten bu savaşı ilan ediyorsanız... ...vurursunuz evet. ama günümüz savaş doktrinleri... ...artık zaten açık harp doktrini değil... ...açık harp stratejileri uygulanmıyor bu kapalı doktrin diye kapalı karma harp dediğimiz bir yöntem. Yani kamu diplomasi yöntemleri, ondan sonra sahadaki bazı vekil güçler bunların hepsini bir sepete koyarak zaten böyle savaş ilanları yapılıyor. Ama şöyle söyleyeyim bakın bu çok açıklayıcı olacaktır. Para paradigmayı belirler Sümeyye Hanım. Para paradigmayı belirler. Ne demek istiyorum ben? Yani ekonomik çıkarlar siyaseti belirlediği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla İran'ın hürmüzü kapatması, İran'ın İsrail'e savaş ilan etmesi ve özellikle büyük emperyal güçlerin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bir savaş konjöktürünün oluşması kimsenin işine gelmez ki Rusya, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ticaret koridorları üzerinden savaştığı bir dönemde çarpıştığı bir dönemde böylesine bir krizin ortaya çıkması bence son derece zararlı olacaktır düşünüyorum. Ama ne şekilde ben anlamıyorum. İran, İsrail birbirlerine can simidi oluyorlar. Can suyu oluyorlar ki İran'ın iç komoyuna bakın, İsrail'in iç komoyuna bakın. Şu evet. an Netanyahu maalesef ki e, biraz safları sıklaştırdı İran tehdidi yüzünden. Tabii. Ve olası bir refah saldırısını şu anda erteledik diyorlar. Ne kadar geçerli bilemiyoruz Hı. ama sonuçta katliam devam ediyor. Peki böyle bir savaşta denkleme dair olan üçüncü bilgi olur mu? Blinken en son Çin'de, e, Çin'le şöyle bir şey söyledi Çin'e. işte nüfuzunu kullanıp sen de İsrail'in yanında ol. Dede, bilin Şimdi Çin'in İran'da çok ciddi yatırımları var 2000 <laughs> yanlış hatırlamıyorsam 21 veya 22 senesi olması lazım 100 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı hı hı. Altyapı e, yatırımları, telekomünikasyon yatırımları Silah yatırımları Ve bazı ismi açıklanmayan yatırımlardı Bunları İran'ın kara kaşına kara gözüne yapmadı. Çünkü İran özellikle Yeni İpek yolunun hem bizim bahsettiğimiz hep orta koridor hem de Deniz İpek yolu dediğimiz Basra Körfezi'nden ulaşacak olan hattın en önemli geçiş güzergahı. Ki kara, kara yol olarak da aynı şekilde de gör, görmesi gerekiyor. Ve Çin'in bu anlamda İran'ı kendi çıkarları bakımından önemli bir ülke olarak görüyor. Ama İran'ın başıboş bir şekilde burada Doğu Akdeniz kıyılarını tehlikeye atacak bir faaliyette bulunmasını da müsaade etmez. Neden? Çünkü ne oldu? Hayfa Limanı'na çok büyük yatırım yaptı Çin. Tabii. Hayfa Limanı özellikle Pire'ye dolu uzanacak olan, Yunanistan'ın Pire Limanı'na doğru uzanacak olan hattın en önemli rotası. Peki Hayfa Limanı'na kim yanaşıyor Sümeyye Hanım? <laughs> Amerikan 6. filosu yanaşıyor. Peki Amerikan 6. filosu Çin'in kontrolünde ağırlığı olan bir limana yanaştığı zaman Çin entelejansı 6. filoyu orada gözetlemeyecek mi? O zaman aklımıza şu geliyor. Burada para politika üzerinden Amerika ile Çin acaba anlaştı mı? Amerika ile Çin'in anlaşması nerede olmuş olabilir peki? Aklıma gelen en yakın tarih Ağustos ayında Henry Kissinger'ın ölmeden evvel Amerika'ya giderek, Xi Jinping özür dilerim Çin'e giderek Xi Jinping'le Rus e, Çin Devlet Başkanı'yla baş başa görüşmesi. Evet. Bakın bu çok önemli. Xi Jinping herkese görüşmez. Bakın Olaf Scholz geldi Çin'e oranı belediye başkanı karşıladı Alman başbakanı değil mi? Koskoca Alman başbakanı. Ama Henry Kissinger ile baş başa görüştü. Dolayısıyla para paradigmayı belirler. Ve çıkarlar noktasında işte Hayfa, Gazze, Güney Kıbrıs bu üçgen minvalinde büyük bir denklem var, büyük bir hesaplaşma var. Büyük bir kendi aralarında da uzlaşı olduğunu da görmemiz lazım bence şahsi görüşüm. Üçüncü aktör dediğiniz Çin olabilir. Rusya aynı şekilde savaş karşıtı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Hı. Çünkü hem bahsettiğimiz orta koridor hem de Ukrayna meselesiyle beraber zaten e, başı şu anda kalabalık Evet ve <laughs> onu da söyleyelim. Suriye'nin bıraktığı boşlukları e, İran'ın Suriye özür dilerim Sur, Rusya'nın Suriye'de bırakmış olduğu boşlukların da İran tarafından doldurulmasından da rahatsız olacak bir Rusya var karşımızda. <laughs> Şimdi buradaki İsrail hava kuvvetleri F-35'lerle şey vurduğu zaman konsolosu vurduğu zaman ee, Rusya'nın oradaki hava savunma sistemleri veya Rus radarları onu bilmiyorlar mı? Göremezler veya durduramazlar mıydı? Yani burada birbirlerine karşı aslında bir parmak sallama var, bir dizginleme var. Ama işte bu denge nerede kendisini bulacak? Şu anda dengenin kaçtığı vaziyetteyiz. Ama dediğim gibi tehdit ve çıkar dengesi bence bir yerde sabitlenecek. Onun da şu anda kritik bir aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam anlattıklarınız için. Güngör <laughs> Bey aynı haritanın üzerine devam etmek ister misiniz? Elbette. Burada söyleyecekleriniz vardır muhakkak bize. E en merak eden soruya cevap verim hani o gece bu gece mi? Evet. Bunun cevabı Ürdün. Ürdün hava sahasına kapatıp olağanüstü hal ilan ederse o gece bu gece. Ben Ürdün, Ürdün, Ürdün hava sahası mi? kapanırsa anlıyoruz Çünkü, ki geliyorlar. Bir önce İran'da da oldu. Neden? İsrail yetkileri bu akşam bir açıklama yaptılar bir askeri üste. İşte İran'a karşı hazırlıklıyız. Hava kuvvetlerimiz hazırlıklıyız dedikleri açıklama. Orada bir F-35 fotoğrafının önünde Hı -hı. verdiler. Şimdi 5 ya da altı gün önce Güney Kıbrıs Rum kesiminde işgalci İsrail Hava Kuvvetleri ile ABD ortak bir tatbikat gerçekleştirdi tatbikat f-35 tatbikatı diyebileceğimiz bir tatbikat ve tanker uçaklar katıldı Evet katıldı bu tatbikatta da olası İran'a saldırı provaları gerçekleştirildi açık kaynaklara yansıdı Onun için anlatıyorum şimdi İhtimal dahilinde F-35'in önünde de fotoğraf verdiklerinden dolayı diyorum. Bir F-35 ile saldırı olacak. Burada bir parantez F-35'lerin de savaş sahnesine çıkması lazım. PR yapması lazım. Her şey çalışılmış. Hiçbir şey boşuna değildir. Şimdi İsrail Suriye hava sahası riskli. Evet. Irak kendi hava sahasının kullanılmasını istemiyor. Açıkça bunu söylediler. Çünkü özellikle Irak bir ateşin tarafı olmak istemiyor. Ürdün sorunsuz. Ürdün'den Suudi Arabistan üzerinden ihtimal dahilinden ya da Irak ne kadar istemezse Irak'ın üzerinden ABD etkisiyle etkisine geçe, geçe, geçebilirler. Bunun için velev ki gene Suriye'den geçerler gene Ürdün. Yani bir şekilde olacak. Onun için e, takip eden meslektaştırma zaman Ürdün hava sahasına bakın. İlk kapatan e, İran saldırısında Ürdün oldu ve o hal ilan etti. Ürdün evet. hava kuvvetlerinde İngiltere ile birlikte İran'ın se Siyolan düşürdüğünü gördük. Bunları kendileri açıkladılar. Ürdün Haşimi Krallı. Şimdi bu İran, İsrail, ABD dengesiyle çok farklı yorumlar yapıyor. Bana göre sizde de çok iyi hatırlıyorum. Ben dedim hep düşünüyorum. Şimdi İsrail normalde Ortadoğu'daki saldırılarını saldırılarını şu şekilde yapıyordu. Ya Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi ya Hamas'ın üst düzey yöneticisi ya da İran Devrim Muhafızları'nın tehdit olarak görüyor üst düzey yöneticilerim. Evet. Hep Aureli hatırlarım Musevi... ya da 2020 yılında e, Bağdat Uluslararası havalanında ...Trump'un biz yaptık dediği saldırı ben İsrail ile birlikte yaptıklarını düşünüyorum. Kasım Süleyman İsrail Kasım Süleyman'ı e, ABD'ye bırakmaz. Yani bırakmaz hmm. bir, ama Trump Trump'a bir PR lazımdı. Yani nasıl ...Osama Bin Ladin Ladin Obama'ya PR'sa bakın ...Osama Bin Ladin Obama'ya PR oldu. Kasım Süleymaniye Trump'a PR pier oldu. Bağdadi de Biden'a. Yani hep bu hep Doğru. hep çalışılmış ev ev evleri ee, onun için e, ben Ürdün'ü e unutmamak için Ürdün'e dikkat etmek gerekiyor. Ama neden elçilik burada? Hep böyle nokta. Yani böyle özel seçilmiş. Neden Şam? Şu biliyor ki e, İsrail şunu düşünüyor. Toprağını vuracağım. Şam büyük elçine. Vekiller üzerinden ya da bu sefer beni es geçemez. İran beni İran İran'a tabir astık gel geldi dedi. Çünkü e, başka bir şey yapsa yapsa e, İran'ın düşük yoğunluklu vereceği vekiller üzerinden. Şimdi e, hocam e, Furkan hocamın alana girmeden bir ülkenin büyük gelçelini vurmak, onun toprağını vurmak yani Yanlış. Şam şamı vurmadı, İsrail Tahranı vurdu. Peki bir şey sorabilir miyim? Biz... hakikaten burada İran dışişleri bakanımız Ali Bakri'yi niye 12 gün beklediler? Bu, bu İran saldırısı işte geçtiğimiz cumartesi. Müzakereler mi? devam etti. Yani Umman, 12 um, günlük bekleme yer, niyeydi? Hayır, hani ABD bir önceki cuma cumartesi gösterildi Ben anlatayım. Ee, Umman ve İsviçre üzerinden İran ve ABD aralığında müzakereler. İran burada bir kart koydu ortaya. Şimdi Şu, diyor, 12 gün beklemeyiz diye yardım e, yardımcı. Kasım Süleyman da 5 gün beklediler. Bu İran'da şöyle bir şey vardı stratejik sabır denen. O stratejik sabır onların başına çok çorabı ördü. Bir kavram kullanılar diplomasisinde şeyde de 5-6 gün sonra cevap verdi. Yani Kasım Süleymaniye dağında cevap vermedi. Ama bu sefer Gazze'de ateşkes müzakeresi gerçekleştirdiler. Yani dediler evet. bizim ABD'de de ki saldırmamızı istemiyorsanız Gazze'de ateşkes olsun. Tahran'daki e, Mollalarda Mollalar da kendilerine bir Gazze zaferi. Öyle bir pazı gösterdi ki, öyle bir güç gösterdi ki İsrail bizden korktu, Gazze'den çekilmek zorunda kaldı diye. Bu sefer uzamasının temel nedeni bu. Ha, bu ama ama Şam Gazze'ye Gerçeğini... devam ediyor. Yine bir yanda hani başka bir şeyle uğraşırken Gazze'deki... Tabii. Katliam devam ediyor yani Ta, orada evet, durduğu yok Gazze, nihayetinde. Gazze'de ikinci plana düştü gündem olarak. <laughs> Tabii her zaman biz odaklandık oraya ama dünya gündemi olarak söylüyorum. Şimdi bu Şam'ı, Şam'daki elçili vurmakla tabiri caizse İran'a gel gel dedi. Tabii. Çünkü bakın İran tehdidi başladığından beri bir, e, iç e, bakalım Gazze kasabı Netanyahu'nun içerideki desteği arttı. Savaş kabinesindeki çatlak sesler kesildi. Vatandaş. Bu bir. E, Gazze'de olan biteni, biten ikinci plana düştü. ABD'deki Cumhuriyetçi senatörler bile hemen İsrail'in çevresinde e, durmaya başladılar hı hı. bu yardımlar konusu. Da ikincisi e, İran tehdidine e, İran tehdidini dünya gündemine getirdi Avrupa ülkeler açısından tehdidine e, İran'ın attığı füzelerden sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ki başbakan olacak gibi duruyor e, İngiltere hava kuvvetleri e, İsraili korumaya devam edecek anlamına gelen bir açıklama getirdi. Bizim jetlerimiz de katıldı ve havada füzeleri vurdu. Bundan sonra vuracağız dedi. Dedi. Yani her şey Netanyahu kasabı kasabın lehine çalışmaya çalışmaya başladı. Başladı. Şimdi birinin lehinden bahsediyorsunuz ya. Peki Biden'ın şimdi bir seçimden bahsediyoruz. Ne konuşursak konuşalım Biden ekseninde dönüp duruyoruz nihayetinde. Konu Tabii. bir şekilde oraya bağlı. Tabii ABD kamuoyu açısından da Biden'ın e bu saldırı onun yansıması Tabii. nasıl olur? Biden ABD iş kamuoyu açısından ABD'deki kamuoyu İran'ı bir tehdit, bir hı hı. sorun olarak görüyor. Bu da Biden'a artı yazdı, İsrail'i koruması açısından. Orada da Biden dediğinizde hatırladım. ABD Başkanı'nın şöyle bir açıklaması var. var. İran'dan atılan füze ya da siyaların %96'sını etkisiz hale getirdik. Ortaklarımızla birlikte %4'ünü İsrail etkisiz hale getirdi. Bu ne demek? İsrail'i koruma altına aldık. Tabii. üstlerimizde ve unsur unsurlarımıza. Böyle bu çok sıcak bir şekilde değerlendirirken asıl büyük vurmakla bakın 7 Ekim kadar önemli bir tarih not alınsın. Şam'ın İran Büyükelçisi'nin büyük vurması. Tabii. Bu İsrail'in şeytani bir aklı. aklı. Bana göre e, Netanyahu Gazze'de 7 Ekim'den sonra ortaya koydu. Şu şeytani planın ikinci evresine başladı. Şimdi bizim burada e, sizle de değerlendirmemiz de. aklımda kadar. E, i̇şgalci İsrail'in amacı gaz, tek ama Gazze değil. İşgalci İsrail'in bütün varoluş kendini konumlaması sürekli işgal coğrafyasını genişletmek. Yani İsrail'deki Tel Aviv'deki Siyonistler bununla nefes alıp verir. Bir karış nasıl genişleyebiliriz? Tabii. Bunun teyidine Bu kadar <laughs> iddialı. Suriye İç <'yi> Savaşı'nda <laughs> ben yazdığım için söylüyorum. Suriye İç Savaşı'nda toprak kazanan toprak kazanan tek e, unsur İsrail'de. Golan'ı gayrimeşru bir şekilde ilhak ettiler. 12 yıllık Suriye Savaşı'nda sınırlar. işgal ettiler. Şimdi Netanyahu Güney Lübnan, Golan ve Orta Doğu'da girebildiği topraklara girmek istiyor. Hı. Ürdün şartları uygun değil. Mısır'la bir savaş istemiyor. Sina, hedef olan Sina. Güney Lübnan'ın 30 kilometre ve bizim e, Davut Koridoru olarak girdiğimiz bu hatta. Çok ilginç. İsrail'in gözüne kestirdi diyelim. Yerlerde kim var? Güney Lübnan'da Hizbullah. Golan'ın karşısında da İran destekli Şii milisler. Hatta e, Rusya bunu gördü gördük ilk defa kolon asker indirdi. Bakın Suriye'de çok ilginçtir. İlk defa kolon asker indirdi. Şimdi bunu yapılması için bir bahanesi olması lazım. Yanına ABD'nin desteğini alabilmesinin bir şey yapması lazım. E Şam elçiliğini vurursanız bu bir savaş ne demek. Tabii. İran savaşı ilan etmedi. Hulusi Akar eski bakanımızın dediği gibi savaşlar yaşanıyor. İlan edilmedi. Ne yaptı? Füze attı. Drone attı. Bunlar 300 havada düşürdü. Kimisi havai fişek diyor. Ama burada benim bakış açım şu e, editörlerin hazırladığı gibi bu bu füzenin bu füzenin buradan kalkıp bir tanesinin daha yoksa ilgili olsa... de bir bölümümüz vardı hatta ne atıldı Tabii. kaçı? Yok yok bir tanesinin daha İsrail topraklarına inmesi. Şimdi İran tarihinde ilk defa İsrail'e saldırdı. Vekiller üzerinden değil, aslen saldırdı. Bu e, Orta Doğu'da birik. En son hatırlayalım. E, İsrail'e kim füze atmıştı? Eee Saddam Hüseyin Scud işte onlar indi inmedi. bu patriotları gördük ama İran tarihinde ilk defa İsrail'e füze attı. İsrail kaynaklarına göre de iki geldi. Ama tel örgüsüne geldi. Ama nöbetçi kulübesine geldi. Geldi. Ve şimdi bu e, İran için bir gövde gösterisi. Hı hı. Kendi provokanda ve Şii açısından, Ama İsrail açısından baktığınızda İran'a cevap verme ve savaşı yayma nedeni. Bakın bu çok önemli. Şimdi İran diyor ki saniyelerde az önce siz haber özetini okudunuz. Saniyeler içinde de cevap vereceğiz. Tabii. Velev ki aynı senaryodum. İran bu buradan balistik füze attı. Aynı şekilde... Hatta İsrail de, televizyonu kan, e, karşılık vermekten anda vazgeçti demişti Aviv. O günkü, cumartesi günkü yapılan evet. toplantıda. E, e, doğru. Şimdi İsrail diyelim F-35'lerle saldırdı. Anlattık bir şekilde saldırdı. Evet. Saldırdı. Kısıtlı ve e, ne diyelim kendi deyimleriyle büyük etki oluşturmayacak bir saldırı yapacağız ama mesaj olacaktı. Geldi İran'ın Tahran yakınlarında. Zaten bu... ama şey diyor İran da bize karşılık veremeyecek yani, öyle bir saldırı olacak diyor. O, tabii artık askeri ve teknik olarak böyle bir saldırı yaptılar. Ya da buna benzer bir saldırı yaptı. İran gene aynısını yapacak cevap verecek. Verecek. Peki, ee, bir o ona o ona ne olacak? Peki Hayır, İran bu sefer fark bunun sonu ama İran bu sefer farklı bir şey yaparsa ihtimal dahilinde. Nedir? Güney Lübnan'daki ve ben bunu neden olduysam buradaki milisleri kullansak olanın karşısına çünkü bunun provası yapıldı. Hatırlayalım Güney Lübnan'dan atılan 40 tane roket. Evet. İran'ın füze atması. Adı. Ondan önce de Golan hareketliydi. Golan'dan atılan roketler. E, bu roketler. Şimdi benzerinin daha yoğun yaparsa bu sefer İsrail Savaş Kabinesi kardeş bu iş böyle olmayacak. Kendi işlerinde kardeş kelimesine. E, bu iş böyle olmayacak. Olmayacak. Biz burayı ve Güney Lübnan'ı güvenlik altına alalım. Yanlarında ABD. ABD'ye de diyecekler ki İran tehdidi var görmüyor musun? İran sadece füze atmıyor. Beni buradan vuruyor. Güney Lübnan'a girdi. İsrail Güney e, İsrail Hizbullah savaşı demek. Kolonundan da karşıya girdi. Girdi. Bakın burada çok ilginç bir, şey var. Ben biraz buraya takıkım. Çok ilginç bir şey var. El tarafta şu anda sayıları 10 bine yaklaşan ABD'nin eğittiği, eğittiği milisler var. Özgür Suriye bayrağı atarsa milisler evet. var kaç yıldan beri ABD bunları eğitiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani bunlar ne Suriye Savaşı'na gidiyorlar ne kendi köylerini kurtarmaya çalışıyorlar burada. Bu üçgende bakın çok önemli bir nokta. Kule 22 üstü merkezde. Bir şu Irak'ın şu kısmını da kontrol ediyorlar. Evet. Ürdün'ün bu kısmında da varlar. Ürdün sessiz kalıyor. Ana kütleleri burada. Burada. Bu ABD burayı ne, burada bakın neden tutuyor? Bakın bunu neden tutuyor? Bizim anlattığımız... Tam dirsek orası. Tabii dirsek dirsek ve burada olacak bir şeye destek vermek için. Şimdi bir Özgür Suriye milisinin, Ösön milisinin kendi topraklarında savaşmasına kimse bir şey diyemez. Siz konuşurken haritanın değişmesini rica edebilir miyim arkadaşlarımdan? Yani İsrail'in ve Levke olası bir saldırısı olursa nasıl olur diye bir haritamız var. O gelsin Gün Görbeyoğlu'nuzu anlat. Yani ben fazla var detaya vardır. girmeden özetle İ İsrail kendi yayılma ve işgal stratejisi nedenler üretiyor. Bakın, e, bu işin özeti bu ve İran'da e, İran'da yani İran'ın attığı tabi İran'da Evet. Ee, buna, buna karşı en iyi, en kullanılabilir enstrüman. Bakın Ürdün'ü işaret ettim. Yani biraz geniş açıdan her halükarda... Burada da yazdığı gibi nükleer tesislerini vurur mu peki Güngör Bey? Ne diyorsunuz? Bu be? önceden vurdu. F-35 de vurdu. Benim çok tarihini hatırlamıyorum. İran açıkladığı için söylüyorum. Ee, gitti bir tesisini vurdu. Nemitsi vurdu. Neydi hocam? Nemitsi. E, evet. Natans, Natans. Ve onda F-35 kullanıldı. Ee, i̇lk verdiği yıllardaydı bu var. Bundan sonra da İran bir önceden de bir tehdit ya da saldırı olmuştu. Önemli tesislerini bakın o propaganda videosunda da var. Devrim muhafızları yer altına indirdi. Yani bu İsrail saldırına karşı Tabii. başta kum olmak üzere 8 bölgede, gövelgede. Şimdi burada F-35 başlığında atlamamak lazım. Güney Kıbrıs Rum kesiminde F-35'lerin kullanılması. Bu akşamki açıklamada İsrail ordusu yapıldığı F-35 üstünden yapılması. Aynı zamanda ABD'nin F-35 PR'ını da izleyeceğiz. Yani bu akşam. Ya da ilerleyen, ilerleyen dakikalarda. Ürdün hava sahası kritik. Oraya evet. bakmak lazım. Ee, cevap vermesinden sonraki sorumuz şu. Şimdi onunla füze attı. Onunla e, F-35... Nereye edelim. gidecek bu e, böyle? Bu karşılıklı bir şekilde. Burada belirleyici ABD. Bir döngü. Buradaki belirleyici Amerika ABD belirleyici. ne zaman dur derse? Tabii. Gazze içinde öyle. Bakın Hasan Nazanlı'nın e, Orta Doğu'da Ender yaptığı doğru tespitlerden biri vardır. Hay. Hasan Nazanlı. Gazze başladı, başladı, başladı ilk günde. Onun değişiyle de söylüyorum. Gazze Savaşı'nı ABD kontrollü bir şekilde yürütüyor diye. Diye bir değerlendirmesi evet. var. var. Çünkü İsrail ne kadar sormadık derse ABD'nin belirli noktalarda çerçevesinden dışarıya çıkamıyor. Çünkü onun desteği olmadan yapamaz. ABD söyleyelim şu anda İsrail'i yalnız bıraksa Orta Doğu'da kafa tutabilir mi İran'a? Yani Netanyahu'ya sorsanız biz kim biz kimse bize destek vermese de devam edeceğiz. Mimani'de açıklamaları vardı ya Biden'ın artık biraz yavaşla açıklamaları ilk geldi. Biden, Biden biz devam ediyoruz kim ne derse desin. Şey Netanyahu biz devam ediyoruz kim ne derse desin Tabii. dedi. Yani ortada yani ortada... sanki ABD yoksa da o varmış gibi bir profil çiziyor ya. Ama da. tarihi olarak hocam bir örnek vereyim. Tarihi doğru, olarak doğru, mesela hocam. 1956 Arap-İsrail savaşında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower, İsrail'i Sina'dan çekmesi noktasına uyarmıştı. Ve dedi ki Sina'dan çekmezsen dedi kuvvetlerine sana ambar uygularım dedi. Net, net, net bir şeydi bunu söyledi. 73 John Kimpur savaşında da dönemin Amerikan Başkanı Nixon ve onun Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'da Enver Sedat yani barış görüşmelerinin başlayabilmesi için ve Enver Sedat'ın elinin biraz kuvvetli olabilmesi için Mısır'ın 3. ordusu, son kalan ordu, 3. ordunun İsrail tarafından vurulmasını engellemişti. Şimdi bu anlamda Amerika Beşik Devletleri'nin çıkarları noktasında araya girebileceği damarlar da var. Öyle söyleyeyim. Çünkü ABD'nin de Orta Doğu'da İsrail'den bağımsız menfaatleri var. Yani Amerika Birleşik Devletleri tamamen Siyonist teşkilata teslim olmuş bir devlet değil ya da Siyonist teşkilat, mücadele var içeride. Tabii çünkü Amerika Birleşik Devletlerinin jeopolitikte de ya da küresel olarak işte hocam anlatıyor. Hürmüz Körfezi'ndeki enerji hatlarının geçişinden tutunda Denize kadar kadar başka sonuçta Amerika Birleşik Devletleri küresel bir rekabet içinde. Bunun çinisi var, Rus Rusya Federasyonu var, Türkiye var, Türkiye var. Yani her şeyi İsrail'e ama İsrail'i korumaya da devam ediyor. ABD'nin temel stratejisi şu. Şu benim gördüm. Ee, İsrail'e dokundurtmuyor. Askeri asker olarak. Diplomatik olarak, diplomatik olarak da koruyor. Ama İsrail'in e, etkisinde kendi çerçevesinde yani bölgeyi etkileyeceksen bu benim menfaatlerim ya da öngörümün dışına çıkması. Bunu, Tabii. bunu en, en iyi nerede gördük? Bu Gazze'de bir ertesi gün planı vardı vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Bir de Netanyahu'nun bu işgal vahşetle ilgili planları vardı. ABD ve İsrail'in karşılıklı açıklamalarda bunlardan ayrıldığını gördük. ABD ittifak gücüyle ben olacağım orada. Barış gücü gibi olacak. İçeride hiç İsrail askeri olmayacak dedi. Netanyahu, Netanyahu bunu tam bir ters. Oraya ben dedi yerel yöneticiler yani manda idareciler atacağım. İçeride de İsrail askeri olacak dedi. Bir örnek olarak verdi. Böyle Aha. bir diplomasi de karşı karşıya gelmeye göre. Ama İran faktörü çok farklı. Bakın İran Hani çok eleştiriliyor. Ben bazen dinliyorum, kağıttan kaplan falan. Hayır, İran kağıttan kaplan değildir. İran bugün Orta Doğu'nun 86-85 milyonluk nüfusuyla dünyada, dünyanın e, ilk beşteki petrol üreticileri olması, sahip olduğu silahlar ve doktrinsel özellikle Şia sosyolojisi üzerinde Orta Doğu'da etkisi olan bir ülkedir. Bakın o zaman İran kağıttan kaplan ol, ol, olsa Hizbullah olmaz. İran kağıttan kaplı Yemen'de Husi olmaz. İran kağıttan kaplan olsa Irak'ta açlı Şabi olmaz. Çok yani böyle bir örnekler veriyorum. Ama İran ABD destekli İsrail'e baş edebilir mi? Eder mi? mi? Edemez. Üstünlük kuramaz en azından. Yani baş etmenin kriterleri var. Üstünlük kuramaz. ABD var. Ne, bunun en büyük teyidi attığı Iran, yani sahiden böyle bir savaştan bahsettik ama öyle hani havada bu ne yakalandı zaman çıkar. falan değil. Bakın Hakikaten bu... bir savaş göğüs olsa, bu... göğüs göğüsü olsa mesela kazananı kim olur? Şimdi göğüs göğüsü olması İsrail ve İran açısından fiziki olarak şu anda imkansız. Arada ülkeler var. Bu ee, yani temas yok. O dediniz göğüs... Hayır yani bir savaştan bahsediyorsak, fiili işte bir savaştan. O savaştan, sınır olmaları ben. lazım. Bakın şimdi İsrail hava indirme mi yapacak İran'a? Ya da İran buraya mı havasa? Buyurun hocam. Yok çok özür dilerim hocam. O savaş nerede olur biliyor musunuz? Nerede hocam? Denizde olur. Çünkü hmm. karada vekalet savaşı olur ama denize vekalet savaşı olmaz. Denizde işte devletler o zaman göğüs göğüsle göğüs göğüs savaş olur. Göğüs göğüse savaş diyelim ki verelim ki olacağı İran vekillerin oldu. Benim anlattığım bölgede olur. Zaten hı. İsrail Hizbullah'a 2006'da saldırdı. Tabii. Saldırdı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Şu anda o dediğiniz sıcak temasın ondan da kaçınıyorlar. Sıcak temasın olacağı bölge burası. Burası. Ama bu F-35 fotoğrafı iki şey oldu. Bakın bu fotoğrafları neden veriyorum? Cuma günü Sümeyye Hanım Cuma etmesinde Hamaney elinde keskin nişancı evet. Da paylaştı. Şimdi bu akşam da İsrail ordu sözcüsü bir F-35 hava üstünde F-35 fotoğrafı paylaştı. Yani propaganda olarak anlatıyorum ben bunu. Bunu paylaştı. Ve bu büyük ihtimal hani olası bir cevap verip, verdiklerinde F-35'leri devre... Bunun provasını Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaptıkları için tanker uçaklar da var. Ondan dolayı belki F-35'lerin yakıt menzili İran üzerinde yetmediğinden F-35, e, özür dilerim tankerlerle F-35'ler takviye edilecek. Bunun burada provalarını yaptılar. ABD, yalnız ABD ile birlikte ve İngiltere'de vardı katıl Ben eğer bu akşam bir cevap ya da ileriki 48 saat için önümüzdeki saat cevap verilecekse ABD destekleyecektir. Ne kadar demese askeri olarak, istihbarat olarak F-35'leri kullanacak gibi gözüküyorlar, Bir PR, F-35'lerin de dünya savaş sahnesinde görülmesi gerekir. Sonra bu vurdu. Diyelim işte arkadaşlarımız hazırladığı gibi olası nükleer testleri buldu, bölgeleri vurdu ki bu da olabilir, ihtimal yüksek. Çünkü Netanyahu şunu demiştir, eninde sonunda o nükleer yeteneklerini pasifize edeceğiz. Yani evet. bu açıklaması var. Bunu da bir fırsata döndürebilir. Çünkü şöyle de görüş var. Uranyum zenginleştirmede artık nükleer başlık üretecek düzeye geldiğini. Bazı analistler de nükleer silah sahip olduğu. Özellikle Ukrayna Savaşı sırasında yakınlaşmadan dolayı Rusya'nın da desteğiyle. Şu anda İran e, Rusya'ya silah veriyor. Yani bu İran için çok önemli. Belirli teknoloji transferlerinin e, Rusya tarafından verildiği ya da desteklendiği görüşler var. Hani bunlar ihtimal dahilinde. Dendi. Netanyahu Gazze kasabı olan Netanyahu Gazze kasabı Netanyahu bunu bir kendisi için fırsat görebilir. Yani o kadar çok ki Orta Doğu'da ihtimaller, i̇htimaller ve çok zinciri, değil Ama mi? ben konuyu dağıtmadan Furkan Hocam anlat, söz vermeden önce kaç günden beri konuşuluyor 10 günden beri sıcak gündem konuşuluyor da bizim burası güney hattımız. Benim güney hattımız neden bu teröristten riskine bu burayı nasıl yansıyacağını konuşmam. Bir örnek verelim. 1991'de ABD Körfez Savaşı çöl fıdırtı harekatıyla 36. paralel kurdu. Kısa kısa anlatacağım. 36. paralelden sonra PKK İran kuzeyine geldi. Beka Vadisi'nden buraya geldi. Buradaki güvensizlikten dolayı. Şimdi 2011 yılından sonra bu bir Sümeyye Hanım. İkincisi 2011 yılından beri su devam eden Suriye Savaşı'nda PKK Suriye'ye yerleşti. ABD tarafında haksız mı hocam? Geldi iki. Peki bölgede üçüncü bir savaşta bakın. Körfez Savaşı, Suriye Savaşı Diyelim 3. savaşına da İsrail-İran savaşı çıktığında, çıktığında 3. evrede ABD PKK'yı nereye yerleştirecek? Ya da nasıl genişletecek? Genişleyecek. Zaten Dolmabahçe olağanüstü güvenlik zirvesinde Türk devlet aklı boşu boşuna teröristan diye yeni bir risk tanımlaması yapmadı. Teröristanın bir ayağı Tevrifat'ta buradan doğru gidiyor. Irak, Kandil üzerinden İran'da. İran'da. Hı hı. Bakın e, bizi biz her şeyi kendi çerçevemizden bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri burada PKK yapı, yapılan, yapılan başka bir yere evrilebilir. Evrilebilir. Bu çok büyük risk. risk. Zaten ben her zaman diyorum güvenlik başlıklarında bizim ana odaklanmamız gereken gereken burası. Bu teröristten kavram. ABD onu başka bir şeye döndürebilir. İhtimalden de İsrail'in partneri bir güç yapabilir. Ne dedi masada? Türkiye dedi ki DAEŞ karşı birlikte mücadele edelim. PKK'yı tercih edince Amerikalılar bu sefer ne dediler? Sen terör örgütü diyorsun ama dedi terör örgütü neymiş? DAEŞ'le mücadelede kara unsurlarımız dedi. Şimdi PKK biliyorsunuz her şeye gönüllü. Gönüllü kendisi emperyalizmin uşakları oldukları için. Bu sefer PKK, PKK İran'a karşı İsrail'in kara gücü olabilir. Hı. Bu Orta Doğu'da çünkü bir şey, bir tek şey olmaz o da olmaz. Burası Orta Doğu. Evet. Olmaz olmaz. Olmaz ihtimal, ihtimalden de en son dönemde bazı gene Suriye P'deki PKK yapılanmasına hava savunma sistemlerinin belirli silahlarının verildiği açık kaynaklara yansıyor. Yansıyor. Yani bu evreyi bu evre o kadar tehlikeli bu Davut koridoru olarak denen yani PKK'nın olduğu bölgeyle İsrail'i bir şekilde birleştirme. Bakın bu her yani karadan kontrol şeklinde ya da buraya İsrail askerleri olarak girmesine gerek yok. Yukarıdan PKK'yı indirsin, el taraftan da ministeri koyarsın, yeni bir yapı kurarsın. Oradaki adı Demokratik Suriye Güçleri. Bu da demokratik olmayan Suriye güçleri olur. Olur. Çünkü ABD'de iş bitmiyor. Şeytanda oyun bitmiyor ki. X, Y, Z, Q biliyorsunuz PKK'ya isim vermek için yakında Aydan alfabe getirecekler. Getirecekler. Biz bu bakış açımızı getirmemize burada belki de Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Irak'a gidecek. Yeni bir güvenlik stratejisi oluşuyor. Ya da Suriye'de atacağı adımlar adımlar çok önemli. 91'den sonra bu Orta doğu'da taşlar yerinden oynadı, güvenlik mimarisi de yerinden oynadı. Bakın 91'de Sovyetler Birliği olduğu dönemde bir e denge vardı. Irak-İran Savaşı oldu, Lübnan iç Savaşı oldu ama bu e gene de bir bu kadar e geniş çerçeveli etki oluşturmuyordu. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Mısır'daki e 7 Ekim'den sonra Olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ne dedi? Bakın bu konuştuklarımız da Gazze'deki sürecin sonucu. Gazze'deki ateşi söndürmezsek bölgesel bir risk var, savaş geliyor dedi. Tabii. Ama daha ilginci Putin bunu bir evre öteye getirdi. Gazze savaşı dünya savaşına dönebilir dedi. Dönebilir dedi. Bu Ortadoğu'dan hani hep analizlerde, haberlerde dedik ki Ortadoğu'dan çıkan ateş. Ortadoğu'daki savaşlar olarak anladınız ki tarihte de öyledir. Bir yerde nihai yola gelmesi lazım. Ben korkarak söylüyorum bunu. Gazze kasabı, Netanyahu ve çetesi çetesi... Ee, 7 Ekim'den sonra başlattıkları bu vahşet planın ikinci evresine geçtiler. İkinci evresi İran'ı bahane ederek ve İran'ın üzerine geçerek yeni bir işgal toprakları işgal stratejisi Güney Limdan ve Golan. O Kuteyra denen geçiyor. bir hat var zaten. Kaç yıldan beri orada oluşturuyorlar. Sözde bir tampon bölge gibi. Hı hı. Rejim askerlerini de sokmuyorlar Kuteyra'ya. Bir, bir kısmını azından sokmuyorlar. Orta Doğu'da nefesler tutuldu diyebiliriz. diyebiliriz. Ee, eğer İsrail'e karşı İran'da Orta cevap ver. Ortadoğu'da çanlar kimin için çalıyor? Yani yok İran'da cevap verirse verirse ben bu bölgede çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum. Zaten sahada da yansımalar var. Şimdi herkes geçen Gazze'den dedi İsrail askerlerini çekti. E, analizlerde de dediler ki İsrail ordusu yenildiği için. Hayır kuzeye yığınak yapıyor. Buradaki bazı birlikleri bu çekti. E, gidip kuyu, işgal altında tuttuğu toprakların kuzey bölgesine yığınak yapıyor. Şimdi bunu da şöyle son formüle. Cümle son cümle Son şöyle. ABD'yi yanına alacak. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor ısrarla? <laughs> Karışmayız ama üçüncü taraflar devreye girerse İsrail'i koruruz. Üçüncü taraf devreye girdi, İran korudular. Şimdi Hizbullah'ta da bir olası çatışmada üçüncü taraf kabul edip İsrail'i koruma altına alabilir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Güner Bey. Ayakta kalmayın lütfen. Hocam bu haritanın üzerine devam etmek istiyorum. Çünkü ne hani hep şeyden bahsediyoruz ya tamam burada ne diyor? İşte nükleer testleri vurur mu? Neden olmasın dediniz siz de? Velev ki vurdu. İran'ın buradan cevabı ne olacak? Hadi İran da bir cevap verdi. Şimdi söyleyeceklerinize binaen ikinci sorumu da soruyorum. İsrail sonra ne diyecek ona? Bu böyle aylarca, yıllarca devam edecek bir savaş ama. Sonra işte 3. Dünya Savaşı mı var? Aslında ikisi zaten bitti mi meseleleri? Soru silsilesi ardı ardına gelecek. Buyurunuz. Şimdi tabii her ihtimal muhtemel. Yani konuştuğumuz her olasılık, her savaş senaryosu hayatta olmaz diyemeyiz. %1 Hı -hı. bir ihtimal olsa olma olma şansı var ama savaşlar biliyorsunuz e, tarihte hep gri alanlar olmuştur. Evet. Şimdi böylesine asimetrik böylesine işte psikolojik harbin ön planda olduğu hu, harp hududunun belli olmadığı safhalarda e, tahmin etmek çok daha zorlaşıyor Sümeyye hanım. Yani dünya savaşlar tarihine bakın. 30 yıl savaşları, 7 yıl savaşları, 100 yıl savaşları hepsinin bir cephe hattı var. Hı hı. Yani bir devlet başka bir devlete savaş ilan ediyor. Cephede savaşıyorlar, kaybediyor veya kazanıyor. Barış anlaşması yapılıyor. Daha sonraki savaş için hazırlıklar devam ediyor. Ama burada sonu olmayan bir savaş. Yani e, diyoruz ya barışa son veren barışlar çağındayız ya gerçekten böyle. Ve şu anda evet dediğiniz doğru vurabilir mi? Natansız da vurabilir, Arakı da vurabilir, Fordoy'da vurabilir, İsfahan'da vurabilir, bu şehirde vurabilir. Veya daha gizli mühimmatların olduğu yerlere vurabilir. Tahran'ın göbeğini de vurabilir. Ama vurması demek bunun misille mukabelesinin dediğim gibi elindeki konvansiyonel, elindeki uzun menzilli seyir füzeleriyle işte şahaplardan bahsettik, değil mi? Zülfikarlardan bahsettik. Onlarla tekrar mukabelede bulunması, hı hı. bunun büyük bir girdap haline getireceğini ortaya çıkaracak ve sadece bir İsrail ve İran'dan bahsetmeyeceğiz. Aradaki perdeler kalkacak ve karşımıza dediğim gibi Rusya çıkacak, Çin çıkacak, Amerika Beşik Devletleri, Rusya, özür dilerim e, Fransa, Almanya, İngiltere. Şimdi herkes ne dedi? Biz ne olursa olsun. Ne kadar aramızda çatışma olursa olsun evet. İsrail'in güvenliği bizim güvenliğimizdir. Ve zaten bu yeni bir doktrin değil ki. Bu İsrail'in 1948'de kurulduğu zaman Henry Truman'ın ifade ettiği ve e, dönemin e, İsrail Başbakanı'na söylerken bunu kendisi ifade ederken de... ...biz sizin güvenliğiniz, bizim güvenliğimiz demişti. Şimdi dolayısıyla burada hareket ettiğimiz zaman İran'da sonuçta şey bir devlet değil. E, hani de, sonuçta bir yıl e, bir tecrübesi olan ve tarihi olarak coğrafi olarak bir geleneği olan bir devletten bahsediyoruz. E bunun kendisine zarar verecek bir pozisyona ulaşacağını da biliyor. Şimdi dolayısıyla buradaki işte denge dediğimiz mesele tehdit dengesi ve çıkar dengesi. Bunu nerede eşitlenecek? Bunun bence e, tartışması lazım. Evet, e, bunun e, şeyini analizini yapmamız lazım. Şimdi bu şimdi bakın tarihte şöyle bir gerçeklik de var. E, her fay kırılması Yo, ...yeni bir jeopolitik hamlenin habercisidir. Her fay kırılması. Şimdi burada bir fay kırıldı. Deprem deprem gibi. İran'la İsrail arasındaki bin yüz de bir fay kırıldı. Burada büyük bir deprem oldu. Şimdi bu artçı sarsıntıları da bizim konuştuğumuz mevzular. Orayı vurur mu, burayı vurmaz mı, daha ne olur? Bu. Evet. Peki bunun arkasından nasıl bir jeopolitik hamle gelecek? Bunu okumasını yapmamız lazım. Ve işte biz buraya odaklanıyoruz ya... ...işte bu cambaza bak meselesinde olduğu gibi... ...aşağıda neler dönecek? Şimdi aşağısı neresi benim şahsi düşüncem? Özellikle Afganistan ve Afganistan'dan özellikle Pamir Dağları... ...ve e, Pamir Dağları üzerinden bulunan o su kaynaklarının olduğu... ...yani e, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan hattında bulunan... ...hatta Tacik bölgesine kadar ulaşacak olan Fergana Vadisi. Fergana Vadisi yeni bir jeopolitik fırtınanın, yeni bir savaş alanının... ...en önemli yerlerinden biri olacak. Bunu gözden kaçırmayalım. Ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Kafkas Baharı demiştim. E, e, Arap Baharı'ndan sonra bir Kafkas Baharı olacak. Çünkü mesele... ...şimdi Orta Doğu'daki mesele 75 yıldır konuşuyoruz. Yani İran-İsrail arasındaki mesele bugünkü mesele değil ki... ...vay be nasıl oldu diyeceğimiz mesele değil. Olanı zaten konuşuyoruz. Ama burada bir fay kırılması tetiklendiyse eğer... ...fay kırılması tetiklendiyse eğer... ...şöyle şeyde gösterebilir miyim? Tabii ki hocam lütfen. Şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi zaten... E, Güngör, Güngör Hocam da ifade etti. Bir garnizon terör yayı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bir yay gibi düşünelim bunu. Bu yay ifade ettiğimiz garnizon kukla teröristan diye ifade edilen Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Suriye, Irak bunun İran'a kadar olan bölümü ama esasında Amerika Beşik Devletleri ben Afganistan'dan pılımı pırtımı topladım gidiyorum görüntüsü vererek Afganistan'ın yeni bir terör çekim merkezi haline getirilmesi planı. Şimdi Afganistan derler ya loading diye Afganistan yükleniyor şu anda. Çünkü Afganistan zaten bu terör çekim merkezinin ana karargahıydı. Yıllardan beri zaten bunu biliyorsunuz. 79 Afganistan Bide Savaşı hocam, olsun. ABD sonraki... çekilirken neden Afganistan'ı Taliban'a bıraktı? E, tabii. O milyarlar yani... Afgan ordusuna verdiği milyarlarca evet. dolarlık silah nerede? O silahlar ne oldu? Tahipsine bıraktı gitti. Ne Oldu Amerika'da? Taliban'ın Ay... elinde. Ben uyandım kusura bakmayın kötü bir rüya gördüm ki çekiliyorum demek bu. bu. Bunlar hepsi aslında vitrin zenginliğiydi. Vitrini gösterdi. İnsanlar uçaklara tutundu, öldüler. İşte Af yani Taliban'a mahkum edilen bir Afgan halkı karşımıza çıkarıldı. Ama sonra ne oldu? Bir Afganistan IŞİD'i biliyorsunuz. Afganistan Dayışı, Horasan adında. O bölgede yeni bir yapılanma başladı. Çünkü bahsettiğimiz özellikle şimdi bunu belki tek yekpare düşünmeyelim ama bu yayın özellikle Doğu Akdeniz'den Fergana Vadisi'ne kadar uzanacak şekilde bir e, hattın oluşmasını ben planladıklarını düşünüyorum. Ve bu Büyük Orta projesinin hattı aslında. Yani genişletilmiş Orta projesi, dediğim, projesi dediğimiz Amerika Beşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu doktrin esasında Fergana Vadisi'nden. Çünkü Fergana Vadisi, şimdi burada tabii şey, harita biraz silik gözükebilir, Çin'in de hududu olduğu bir yer. Yani Çin var, Rusya var, Hindistan var, Türk devletleri var, Amerika'nın vekalet güçleri var. Orta Doğu'dan daha büyük bir girdap orası. Orta Doğu'dan daha büyük bir bataklık potansiyelini besleyen bir yer. Altı neresi Bengel Körfezi. Aşağıda Pakistan var, Hindistan var. Şimdi İran hatırlayın Pakistan'ın Belucistan bölgesini vurdu. Evet. Pakistan da İran'daki Belucistan bölgesini vurdu. Şimdi bu neydi peki? Neyin meydan okumasıydı bu? Bu neden gerçekleştirildi? İşte bu biraz tansiyon ölçmek, biraz nabız ölçmek ve nerede, nere kadar neler olabilir bence meselesi. Sınır yok. Şimdi tabii, şey. ve bakın bu konuştuğumuz meseleler Akdeniz Havzası, Hazar Havzası, Umman yani Hint Pasifik dediğimiz o e, Hinterland ve Karadeniz Havzası. Bakın konuştuğumuz alanlar bu denizlerin ortasındaki karaları konuşuyoruz. Evet. Ama esas mesele deniz işte onu demek istiyorum. Dedim ya size vekalet savaşı denizde olmaz. Hiçbir ülke şu anda amfibik bir savaşı göz alamaz. Çünkü bu savaştır. Amerikan donanması, Çin donanması Basra Körfezi'nde kafa kafaya çarpıştığı zaman donanma gücü ne nedir bu? Kusura bakmayın Biz çarpıştık mı? Yoksa bu bir savaştır. O zaman bayraklarımızı çekeceğiz. Herkes neyin olduğunu biliyorsun Meyhan. Kimse çok özür dilerim kimse aptal değil yani. Kimse neyin nereye gideceği hepsi çok iyi biliyorlar. İran da çok iyi biliyor, İsrail de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bunu denize çıkarmadan ama Çin Güney Çin Denizi'nde Tayvan biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı da bir araya geldi Xi Jinping evet. ve tarihi olarak biz Tayvan'ı tekrar topraklarımıza katı, katacağız diyerek zamanlamalı olarak oradaki fayda tetiklenmeye başlandı. Şimdi bu yayı özellikle bizim Anadolu jeopolitiğini ilgilendiren ve Anadolu'nun bir ateş çemberiyle sarıldığı bu süreçte esas amacın her zaman söylediğim gibi Anadolu menteşesini kırılarak Türkistan'a kadar sirayet edecek büyük bir ateş dalgası. Şimdi bunu engellemesi için Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz hiçbir terör oluşumuna kimse yanımızda olur olması önemli değil. Biz buna mücadele edeceğiz ve kimseye de minnetimiz yok. Peki bunu yaparken Türkiye son 10 yıl içerisindeki 2016 hep örnek veriyor. 15 Temmuz hep bir kırılmadır. 15 Temmuz bir milattır. Çünkü 15 Temmuz e, sıranın Türkiye'ye geldiği süreçti Büyük Ortadoğu projesinde. Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması, devletin çökertilmesi ve ser haritasıyla beraber Türkiye'nin bu anlamda Anadolu coğrafyasının parçalanması. Hatırlayın 2021 veya 22. Papa ne yaptı? Kuzey Irak'a ilk defa bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve orada pullar basıldı. O pulları biz unutmadık. O pullar da Türkiye'nin Güneydoğu haritası alanına içine alacak. Suriye ve Irak ve İran'daki bildiğimiz klasik hayal Büyük Kürdistan, Sözde Kürdistan'ın haritası vardı. Son dediler ki pardon biz buna haberimiz yoktu. Kimi kandırıyorsunuz? Papa gibi bir önemli isim Irak'a gidiyor, Kuzey Irak'a. Yiyeceği yemeğe kadar, giyeceği elbiseye kadar her şey belirlenmiş de pullardan mı haberiniz yok? İşte bunlar bir şekilde psikolojik olarak size e, sapres ettikleri, verdikleri bir anlayış. Mavi Vatan biz doktrinimizi ortaya koyduğumuz zaman sevil haritaları ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin sadece Mersin ve Antalya İskenderun Körfezi'ne mahkum eden, <laughs> neredeyse Akdeniz'in tamamından silinen ve Kıbrıs'ın elinden koparılmış bir Anadolu jeopolitiği bizi karşımıza konuldu. Şimdi bu haritalar alelade insanların elinde dolaşmadı. Avrupa Birliği'nin koridorlarında bu şeyler dolaş haritalar. Kimse bize siz komplocusunuz, siz de artık paranoyak oldunuz demesin. Bunlar hepsi tarihi birer gerçeklik ve bu sendrom 100. yılında Servanlaşması'nın 2024, 2020, 2024'teyiz yeniden pompalanma aşaması. Bir de şey yani, de çok önemli, Orta Doğu'da tarihine baktığımız haritaların sürekli değiştiğini unutmayalım. Ortadoğu'da sabit harita yok. İşte Tarihine bu, bakın. Denge... Var mı sabit bir arada? Yok. Şimdi şöyle Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yıllardan sonra, yüzyıllardan sonra 1916 Saypiko süreciyle beraber nedir bu? İngiltere Dışişleri Bakanı Sykes'la Fransız Dışişleri Bakanı Pico oturlar böyle bir masaya. Dediler ki Orta kendi aramızda paylaşacağız. Sen nereye alacaksın? Fransa ben Suriye alacağım. İngiltere sen nereye alacaksın? Ben de Irak alacağım. Buradaki petrol kaynaklarını Hocam, kontrol edeceğim. Of, Ve o dönemde... Osmanlı'nın çekilirken bile harita değişti. Yani tabii Osmanlı'nın süper gücü olduğu hı hı. Yavuz Sultan Selim'e Mısır'a kadar gitmesi dönemler. Osmanlı'nın duraklama ve gerileme döneminde baktığınızda o dönemde mesela 1917'de 7'ye kadar Osmanlı'nın Kudüs'ten çekilmesi. Aynı zamanda Irak'ta işte Kütel Amare Savaşı, Bağdat'a oradan çekilmesi. Gazze, çekilme, Gazze'den çekilmesi, tabii, Gazze'den çekilmesi sonra Halep'te çekilmesinden sonra da çok e, dinamik bir şekilde haritaların değiştiğini görüyoruz. Yani burası konuştuğumuz birinci Dünya Savaşı Osmanlı coğrafyası çok ilginç. Değil yani de. şu anda bizim konuştuğumuz birinci Dünya Savaşı Osmanlı coğrafyası'nı konuşuyoruz. İşte birinci Dünya Savaşı bitmedi diyoruz da çünkü 1. Dünya Savaşı cephe hatları kapatılmadı. Şu an birinci Dünya Harbin cephe hatları aktif. İlk günkü kadar aktif. Hiçbir zaman da kapanmadı. Atatürk döneminde de kapanmadı. 1940'larda da kapanmadı. 50'lerde de kapanmadı. Soğuk savaş sürecinde zaten Eisenhower ve Brezhnev ile beraber Sovyetler ve Amerika Beşik Devletleri buradaki pastayı kendi aralarında paylaşmaya çalıştılar. Bir de şunu söyleyeyim Sümeyye Hanım, Bu çok önemli. Bunu da söyleyelim. Şimdi ticari koridor para para dikmeyebilirler dedik evet. ya. Çin'in Kaşgar bölgesinden, Doğu Türkistan'ın kendi şu Kaşgar bölgesinden Vada Limanı'na ulaşan bir karayolu inşa etti. Nedir bu? Çin'in Pekin'den kalkan geminin efendim işte Şah Bengal Körfezi ve efendim Malaka Boğazı'nı geçerek oradaki uzun yolu kat edeceğine ben Yeni İpek yolu kapsamında Vada limanına ulaşacak bir karol inşa ederek buradaki limanlardan kendi gemilerini seyir sefere gönderdi. Basra'ya gönderdi, Süveyş'e gönderdi, Kızıldeniz'e gönderdi. Şimdi burada Çin'in böyle bir savaşın çıkmasını isteyebileceğini düşünebilir misiniz? Böyle bir yatırım yapmışken bakın Çin 2049 Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Yeni İpek yolunda yaklaşık 4 trilyon dolar altyapı yatırım yapmayı planlıyor. Bunları kendi rakamları 4 trilyon dolar. Bakın böyle bir yatırımı planlamış böyle bir Çin sizce bunun SWOT analizini yapmamış mıdır? Karzara hesabını yapmamış Tabii mıdır? Ki. Bu önlemlerini almamış mı? Dolayısıyla evet görüyoruz meydan okuma var savaş ihtimali evet var ama dediğim gibi bir de real politika var. O real politikada bir şekilde fazla uzatmayalım bu işi onların deyimiyle hı hı. bir dengeye varalım. Ama geleneksel düşmanlar İran ve İsrail birbirine meydan okumayı devam etsinler. Bunu sürdürsünler. Ama biraz evvel Yüngör Hocam konuşurken tarihi bir örnek verdim. 1956 Eisenhower'ın yaptığı gibi, 1973'te Nixon ve Kissinger'ın yaptığı gibi İsrail'i durduracak veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde dengeye getirecek müdahalede de bulunabileceğini de görmemiz lazım. Ama 40 bin insan öldürüldü, 50 bin insan öldürüldü. Bu insanların birinin bile e, ...bence hesabı önen birinin bile önemli. Dolayısıyla bir oldu bittiye getirerek getirilerek pardon kusura bakmayın biz buradan çekiliyoruz... ...böyle bir şey de söz konusu olmaması lazım. O Tabii. ayrı bir konu. Ama dediğim gibi burada e, hem Ermenistan konusu çok çok önemli... ...özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesindeki şu yayın oluşmasına karşı vermiş olduğu... E, ...derinlikli terörle mücadele doktrini çok çok önemli. Kıbrıs meselesinde iki devleti çözümü bu kadar savunmamız Sayın Ersin Tatar... ...bunu can siperhane savunmaya devam ediyor. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi özellikle olası bir savaşta sıçrama tahtası olarak planlanıyor. Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye gönderilen yardımlar... E, ...İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kiraladığı, parasını verdiği limanlar üzerinden gerçekleştiğini unutmayalım. İngiltere'nin Akrotili ve Dikalia üstlerinin orada olduğunu unutmayalım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam zamanlamayla Yunanistan'a, Atina'ya giderek... Yeni bir dönemin başlama e, ihtiyacını söylemesi de bu anlamda çok önemli satranç hamlesi. Bir de onu da tabii atlamayalım Mısır. Mısır'la da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi bu anlamda çok çok önemli. Yani Türkiye burada önemli bir jeopolitik miğfer oluşturmaya başladı. Bu tüm sarmala karşı, bu tüm kuşatma girişimlerine karşı... Ama dediğim gibi bu uzun vadeli bir mücadele kısa vadeli değil hı hı. ama olayı dediğim gibi ne kadar çok merceği geriye çekersek o kadar o büyük resim dediğimiz meseleyi karşımıza